Siz moderatörler olarak buyurun hocam. Acar hocam buyurun lütfen siz de başlayın. Olur. Şey, Recai başlattı mı yayını? Tamam, başladı abi. Tamam. Tüm meslektaşlarım teşekkür ederim katılımınız için. Özellikle bu herhalde ilk sokağa çıkma yasağının olmadığı cumartesi günü vaktinizi ayırıp dışarıda olmak yerine ekran başında olduğunuz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bugün belki de hani cerrahları en heyecanlandıran konulardan biri hepatobiliyer cerrahları, laparoskopik karaciğer rezeksiyonlarını konuşacağız. Aramızda birbirinden değerli meslektaşlarım var konuşma yapmak için. Ayrıca Muharrem Battı hocamız da bana moderasyonda yardımcı olacak. İlk konuşmacımız Mehmet Fatih Can. Hepimiz tanıyoruz onu zaten. Laparoskopideki azmini, duyduğu sevgiyi laparoskopiye hepimiz biliyoruz. Bu konuda da tek başına laparoskopi merkezi yaratması da takdire şayan, bütün o altyapıyı kurması. O yüzden bize konuşmasında laparoskopi karaciğer rezeksiyonlarındaki altyapıdan ve gerekli teknik ve ekipman ve becerilerden bahsedecek. Hocam buyurun lütfen. Sevgili meslektaşlarım, öncelikle derneğimize bana bu güzel kursta böyle bir görev verdiği için hem dernek başkanımız hem kurs yöneticilerimize teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Tabii 20 dakika bunları konuşmak için çok yeterli bir süre olmayabilir ama o nedenle hızlı geçerek ana hatlarına değinmeye çalışacağım. Ben konuşmamda ameliyathane düzeni, bunu 3 başlık altında ele alacağım kısa kısa. Enerji cihazları ve teknoloji, ekip ve monitör pozisyonu, hasta pozisyonu, portiyerleri. Daha sonra da temel beceriler konusuna girmeye çalışacağım. Artık laparoskopide el aletleri dediğimiz zaman aslında hepimiz büyük oranda aşinayız. Çok fazla yabancılık çektiğimizi düşünmüyorum. Bütün meslektaşlarımız hepatobiliyer cerrahiyle ilgilenmeseler bile hem enerji cihazları anlamında hem el aletleri anlamında artık ülkemizde yaygın şekilde hem kullanım hem doğru şekilde kullanılma yöntemleri açısından bilgi sahibi. Burada laparoskopik karaciğer cerrahisinde ben birkaç tane şeyden bahsetmek istiyorum. Özellikle olarak laparoskopik karaciğer cerrahisinde. Bunlardan bir tanesi Goldfinger ya da içinden çıkan retraktör diye benim tarif ettiğim. Özellikle hepatik ven gibi büyük vasküler yapıların dönülmesini sağlayan bu şey. Bu Goldfinger'ı Ethicon üretiyordu. Ancak üretmeyi bıraktı. Şimdi Çin yapımı üretimleri mevcut. Bu arada ben ekranım görünüyor mu acaba? Göremiyor Fatih Bey şu anda. Sıkıntı yok. Tamam. Dolayısıyla Goldfinger'dan bahsedeceğim. Onun haricinde right angle önemli. Onluk beşlik right angle'larımızın olması lazım. Onun dışındaki cihazlarımızı biliyoruz. Parenkim transeksiyonunda harmonik ve Thunderbeat sıklıkla kullandığımız, yani küzeye, laparoskopik küzeye destek olarak kullandığımız kesiciler, ligaşür daha az kullanılıyor. Biraz daha mühürleme özelliği ön planda olan bir alet. Dolayısıyla biz Ati hocam ekranınızı göremiyoruz. Görünüyor denmişti ama görünmüyor mu? Şu anda görünmüyor. Bir daha deneyebilir misiniz? Peki. Şu an göründü mü acaba? Şu anda göründü. Tamam, göründü değil mi? Evet. Tamam. Peki. Dolayısıyla bu enerji cihazları bahsini burada ben geçmek istiyorum zaman kısıtlığı nedeniyle. Yani sonuçta özellikle right angle'ımızın Goldfinger gibi yumuşak, yuvarlak uçlu bir damar dönücü aletimizin, parenkim transeksiyonda kullanılacak enerji cihazlarımızın, özellikle Thunderbit ve Harmonic burada küzeye yardımcı olarak özellikle arz ettiğini ifade etmek isterim. Onun haricindeki kullandığımız cihazlar laparoskopik cerrahide bildiğimiz cihazlar. Tabii intraoperatif ultrasonografi yine laparoskopik karaciğer cerrahisinin çok önemli bir parçası ama bu konuya kurs içerisinde değinilecek olduğu için ben bunun detaylarına girmeyeceğim. Son yıllarda tüm diğer cerrahi alanlarda olduğu gibi laparoskopik karaciğer cerrahisi, safra yolları cerrahisinde de
indosiyanin yeşiliyle görüntüleme ve near infrared kamerayla bunun gerçekleştirilmesi son derece çığır açtı. Maalesef ben bizim hastanemizde kullanamıyorum ama Aydın Hocam burada konuşma yapacak. O donör hepatektomide kullanıyor biliyoruz. Başka kullanan hocalarımız da vardır. Sonuçta infrared ışığının kızılötesi, morötesi ışıkların dalga kırılması esasına dayalı olarak indosiyanin yeşilinin verilmesi ve safra yollarının ya da karaciğerdeki tümörlerin görüntülenmesini sağlayan ve laparoskopiye günümüzde adapte edilmiş ve kullanımda olan bir şey. Bunun olması büyük avantaj. İlerleyen sunumlarda, konuşmalarda göreceğiz. Ameliyathane düzenine geldiğimiz zaman biz genellikle modifiye French pozisyonunu tercih ediyoruz. Orada bu pozisyonda bacaklar açık oluyor hastanın bacakları. Cerrah iki bacak ortasında bulunuyor. Ameliyathane hemşiresi cerrahın solunda, kameraman sağında ve cerrah yastığında onun sağında yer alıyor. Diğer enstrüman troleyi ve baş tarafında da monitörler olacak şekilde düzen alınıyor. Ama eğer özellikle biz sağ posterior sektör rezeksiyonu yapacaksak o zaman sol lateral dekübit pozisyon kullandığımız zaman yerleşim düzeni değişiyor. Bu sefer hastanın sağında bazen cerrah, bazen hastanın soluna geçebiliyor. Ve asistan ve kameraman da hastanın sağ tarafında yer alacak şekilde yeniden düzen alıyoruz. Yani sağ posterior sektörde eğer sol lateral dekübit kullanılıyorsa cerrah ve asistanın kameramanın yerleşimi değişiyor. Ama çoğu kez laparoskopik karaciğer cerrahisinde cerrah bacak arasında çalışıyor. Hasta pozisyonuna baktığımız zaman modifiye French pozisyon dediğimiz pozisyon bu pozisyon. Kollar açık da kapalı da olabilir. Kolların kapalı olması bazen avantaj sağlayabilir. Diğer burada gördüğümüz görüntüde de sol lateral dekübit pozisyon. Bu yarı dekübit veya tam sol lateral 90 derece pozisyon olabilir. Özellikle segment 7 rezeksiyonunda iri kilolu hastalarda bu pozisyon tercih edilebilir. Vene kavaya hepatik, sağ hepatik vene erişim kolaylığı mevcuttur. Portiyerlerine baktığımız zaman özellikle majör hepatektomilerde mutlaka 4 tane, 3 ya da 4 tane, biz 4 tane 10'luk trokarla, 10-12'lik trokarla girmeyi tercih ediyoruz. Bunların yerleşimi de genellikle sağ hepatektomide, sağ kosta yayı üzerinde 3 tane 10'luk trokar, bir tane göbekte ve bazen de bir tane ilave, bu her zaman olmuyor ama ilave bir 10'luk trokar, bunu da midklavikular hatta kotun 15 santim altından bir trokar daha girerek buradan stapler koymayı tercih ettiğimiz vakalar oluyor. Yani port yerleşimi bence cerrahın zaman içerisinde kendisinin adaptasyonla daha net ortaya koyabileceği ve kendine göre yerleri belirleyebileceği bir şey diye düşünüyorum. Tabii her karaciğer rezeksiyonunda dediğim gibi aynı port yerleri kullanmak doğru değil. Şimdi zaman darlığı nedeniyle buradan da temel becerilere geçeyim. Bunu da üç başlık altında konuşmak istiyorum. Bir tanesi diseksiyon ve sütürasyon, bir tanesi parenkiman transeksiyon, bir tanesi de kanama kontrolü diye ifade edebiliriz. Diseksiyon dediğimiz zaman tabii laparoskopik karaciğer cerrahisinde hepatoduodenal ligaman gibi son derece varyasyonlara açık, arteri varyasyonlarının çok sıkça karşılaşıldığı bir cerrahide tabii diseksiyon son derece önemli. Geri dönüşünün de oldukça zor olduğu bir alanda çalışıyoruz. Hem hepatoduodenal ligaman hepatit üzerindeki diseksiyonlar böyle, hem ihtiva ediyor, hem de vena cava üzeri diseksiyonlar. Bazen de transeksiyon sırasında da karşılaştığımız vasküler yapıların ne olduğunu ortaya koymak ve hızlı bir şekilde transeksiyona devam edebilmek anlamında da burada da diseksiyon önemli. Bu noktada da hastanın ameliyat öncesinde mutlaka BT anjiyografisinin ve MRCP'sinin iyi değerlendirilmesi. Yani o anlamda dersin son derece önemli oluyor. Rehberlik, kılavuzluk anlamında. Bunu ifade edebilirim. Tabii yine hepatoduodenal ligaman üzerinde özellikle majör hepatektomi yapacak tümör portal vene hepatik artere safra yollarına yakınsa o zaman bu bölgede ayrıntılı bir diseksiyon yaparak vasküler yapıları tek tek looplayarak ortaya koymak önem arz ediyor. Parenkim transeksiyonunda genellikle tabii küza tercih ediliyor. Küza ile beraber etmiş olduğum enerji hazlarını birlikte kullanıyoruz. Klipslemelerle ilerliyoruz. Genellikle 15 dakika Pringle, 5 dakika
Pringle gevşetilmesi şeklinde bir transeksiyonda bir destek sağlanabiliyor. Bu 4-5-6 kereye kadar tekrar edilebilir. Kanamayı azalttığını biliyoruz ve o nedenle biz parenkem karaciğer cerrahisinde tercih ediyoruz. Şimdi birkaç tane de kısa video göstererek konuşmamı tamamlayayım. Burada bir laparoskopik alt prosedürü uygulamış olduğumuz bir hastamızda diseksiyon, hem diseksiyon hem transeksiyon anlamında burada birkaç görüntü göstermek istiyorum. Hepatik benlerin, kısa hepatik benlerin kesilmesi, vene cava üzerinden kaldırılması, daha sonra portal vene geçilmesi. Burada ana portal veni görüyoruz. Elimizdeki aletleri çok nasıl kullandığımızı bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Portal venin arka tarafında olabilecek bir yaralanmayı durdurmak güç olabilir. Geçici olarak kendi kendine tampone etme kabiliyeti vardır ama eğer diseksiyon ilerlerse ilerleyen aşamalarda yeniden bir kanamayla da karşılaşılabilir. Portal ven klempajlarında mutlaka teyp ana portal ven tarafında yer alması lazım. Aksi takdirde yani çıkacak tarafta bırakılırsa beklenmedik portal ven darlıklarına yol açabilir. O nedenle mutlaka teybi keseceğimiz ana portal ven tarafında bırakmak lazım. Daha sonra ilerlenmesi ve bu hastada örneğin sağ posterior ve sağ anterior sektör portal venleri ayrı ayrı karaciğerin içerisine giriyor. Yani daha doğrusu sağ anterior sektör portal veni sol portal venden köken alıyor. O nedenle ilave bir zorluk oluşturuyor. Bu noktada yapılacak bir Pringle diseksiyonu kolaylaştırabilir bu kadar derin alanlarda çalışırken. Yine gördüğümüz gibi teybi hep kalacak tarafa doğru çekerek hareket ediyoruz. Parenkim transeksiyonu dediğimiz zaman tabii küza, birazdan gene bir başka örneğini göstereceğim. Özellikle koter uçlu küza kullanılması büyük avantaj sağlıyor. Sakin, kanamalar olabilir ama sakin hareket etmek, vasküler yapıları güzelce ortaya koymak, önceden dersine çok iyi çalışmış olmak, anatomik varyasyonlarını hem portahepatiste hem de intrahepatik anlamda biliyor olmak son derece önemli laparoskopik karaciğer cerrahisinde. Evet, buradan çıkalım. Bir sonraki şeyimize gelelim. Burada da yine büyük bir sarkoma olan, karaciğere büyük bir sarkom metastazı olan bir genç hastada. Bakın böyle bir şeyde kocaman bir kitleyi görüyoruz burada. Yaklaşık 15 santim çapında bir kitle. Karaciğeri, karaciğerden egzofitik olarak büyümüş ama porta hepatisi tutmuş. Karaciğerle bağlantısını yine bir 7-8-9 santimlik alanda bir bağlantısı mevcut. Yani segment 5-6 rezeksiyonu gerektirecek bir hasta. Aşağıda porta hepatiste bir yapı görüyoruz. Ne olduğundan emin değiliz. Ne olduğundan emin olmadığımız yapıları diseksiyon sırasında kesmemeliyiz. Mutlaka ortaya koymaya çalışmalıyız. Tübüler hiçbir yapıyı emin olmadan kesmemek lazım porta hepatiste. Önce teyplemek, asmak. Çünkü başlangıçta kesmeyi düşündüğümüz bir yapıyı sonra gördüğümüzde onun hayati bir yapı olduğunu görebiliriz diseksiyon ilerledikçe. Mesela burada ne olduğundan emin olamıyoruz ama hasta tomografilerinden biliyoruz ki burada sağ hepatikten arterden köken alan kocaman bir besleyicisi var bu kitlenin. Bu sağ hepatik arter. Burada da BT anjiyografi bize çok yardımcı oluyor. Yaklaşık 1 santim bir mesafemiz olduğunu biliyoruz. Yine aynı kural, mutlaka teyp kalacak tarafta olmalı. Şimdi az önce de bahsetmiştim. Transeksiyonda küza kullanırken koter uçlu küzanın kullanılması büyük avantaj sağlıyor. Tabii özellikle orijinal küzada bu daha kaliteli bir şekilde kullanılabiliyor. Değişik farklı firmaların farklı cihazları var. Eğer elde edilen transeksiyonunda büyük avantaj sağlıyor. Aksi takdirde küçük vasküler yapılardan sızıntılarla karşılaşabiliyorsunuz. Her ne kadar Pringle'da olmuş olsanız bile. Şimdi kanama kontrolünden de kısaca bahsedip ben konuşmamı tamamlayayım. Zannediyorum süremi de birazcık aştım.
Parenkim transeksiyonda bazen hepatik ven kanamalarıyla, portal ven kanamalarıyla karşılaşabiliriz. Özellikle Pringle'da olsak bile hepatik venlerden kanama devam edecektir. Burada olduğu gibi orta hepatik venden olan bir kanama. Böyle bir durumda yapmamız gereken ilk iş intraabdominal basıncı bir miktar artırmak. 14 mm civayla çalışıyorsak önce 16 mm civaya çıkmak mesela. Ve hastayı hafifçe trendelen bir pozisyona getirmek. Bu durumda hem bir hava embolisi engellenecektir, hem de abondan kanama engellenmiş olacaktır. Ardından sakin bir şekilde diseksiyona devam etmek lazım. Ufak tefek bu şekilde kanamalar olabilir. Bunların olması tedirgin etmemeli. Daha fazla eğer basıncı artırırsak bu sefer hava embolisi riskini artırmış oluruz. Damar etrafında bir miktar diseksiyon yaptıktan sonra klipslemeyle kanamayı kontrol edebiliriz. Sakin kalmak, serin kanlı kalmak son derece önemli bu noktada. Tabii böyle bir kanama parenkim içinde değil ama örneğin hepatik venden olduğu zaman ya da vena cava'dan daha korkutucu olabilir. Yine benzer şekilde serin kanlı, sakin davranmak ve böyle bir kanamayla karşılaşıldığında ne yapacağımızı önceden bilmek. Yine az önce bahsettiğim gibi burada vena cava'nın açıldığını görüyoruz yanlış bir darbeyle. Şimdi burada yapmamız gereken sakin bir şekilde önce basmak, kenardan basmak ve elimize burayı tutabileceğimiz bir grasper, bir alet almak. Daha sonra bu yaralanmayı tutmak. Birazcık aşağı ineceğiz. Tekrar tutacağız. Evet. Belli bir stabilizasyon sağladıktan sonra burada sütürasyon yapabiliriz. Bu benim yaraladığım bir vena cava. Sağ hepatektomi sırasında. Buraya koyacağımız bir Z sütür ameliyata laparoskopik olarak devam edebilmemizi sağlayacaktır. Hemen intraabdominal basıncı artırıp birazcık hafifçe trendelen bir pozisyonuna alabilirsek hastayı hem emboli riskini azaltmış hem de kanama olasılığını da belirgin şekilde düşürmüş oluruz. Eğer böyle bir imkanımız olamayacaksa o zaman buranın tutulması ve buranın grasper'la tutulması ve açığa dönülmesi tabii çok önemli olacaktır. Yani illa da laparoskopik burayı dikmeye çalışmamalıyız. Artık olmuyor, aletlerimiz yetersiz, tecrübemiz yetersiz. O zaman burayı bir grasper'la tutup hemen bir cerrah arkadaşımızdan yardım isteyip ben burayı tutarken lütfen karnını açarmasın deyip hemen laparotomiye geçmek doğru hareket olacaktır. Israrla yetersiz alet veya yetersiz tecrübeyle bu şekilde bir tamir yapmak doğru olmayabilir. Son olarak bir sütürasyondan da bahsedip konuşmamı tamamlamak istiyorum. Laparoskopik karaciğer cerrahisinde yine önemli bir noktada sütürasyon bazen çok küçük yapıların 4-0-5-0 gibi ince sütür dikişlerle, küçük iğnelerle dikilmesi gerekebilir. Laparoskopik karaciğer cerrahisinde büyük böyle V-lock'larla, 3-0 V-lock'larla falan kocaman kocaman sütürlerle bir şey dikmek pek olmuyor. Pek öyle daha çok küçük dikiş materyalleriyle, küçük iğnelerle, ince ipliklerle sütürasyon ihtiyacı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu anlamda da her iki elimizi iyi şekilde kullanabiliyor olmamız. Bu tabii her zaman buradaki olduğu gibi bir hepatikojejinostomi şeklinde olmayabilir. Bazen intraparenkimal bir kanamanın rezeksiyon sonrası veya bir safra kaçağının dikilmesi. Eğer siz bu kaçağı çok kaba olarak dikerseniz o zaman büyük bir safra yolu kapatabilirsiniz. O nedenle burada da yine 5-0 prolenle mesela bir safra yolu, safra kaçağını dikebilmek temel beceriler arasında mıdır bunlar? Yani laparoskopik karaciğer cerrahisini özellikle de majör hepatektomileri yapmak arzusunda olan arkadaşlarımız için evet bunların olması büyük avantaj sağlayacaktır. Yoksa laparoskopik karaciğer cerrahisi belli hem hepatobiliyer cerrahide hem laparoskopik cerrahide belli seviyeye ulaşmadan çok böyle challenging vakalara girmemenin gerektiği bir alan olarak değerlendiriyorum. Tabii burada diğer konu bir tanesi de önemli konulardan bir tanesi de metastazektomi gibi
Segment 3'teki, 2'deki, 3'teki, özellikle segment 3'teki metastazların, küçük kitlelerin çıkartılması gibi başlanması. Daha sonra tecrübe arttıkça daha büyük hepatektomilere, sektörektomilere geçilmesi önemli olacaktır. O sıralamayı takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Ben ilginiz ve sabrınız için teşekkür ederim. Konuşmanız için sesimi duyabiliyor musunuz? Duyuyorum, evet. Konuşmanız için çok teşekkür ederim. Genel cerrahideki zaten yüksek morbidite ve mortalite oranı HPV cerrahisinde, ayrıca bu laparoskopik işlemlerin yapılabilmesi dediğim gibi gerçekten hem umut verici hem de çok hoş bir şey. Dediğim gibi ben bu laparoskopinin daha da ilerleyeceğini ve bir zaman sonra bütün vakaların bu şekilde yapılabileceğine inanan kişilerden biriyim. Konuşmanızı dediğim gibi bazı konulara daha güzel geçtiğinizin farkındayım. İnşallah bir vesileyle de hatırlatmak isterim. 9-12 Eylül'de İstanbul'da yüzde gerçekleştirmeyi planladığımız HPV kongremizde bir öğleden sonrayı tamamen laparoskopik içi girişimlere bir kurs şeklinde ayırdık. Orada daha detaylı bu konuşmayı dinleme fırsatı bulacağımızı ümit ediyorum. Bu konuda yorum yapmak isteyen panelistlerimiz var mı? Ya da Fatih Bey'e yönetmemiz isteyen bir soru. Zaten şey içerisinde oldukça dediğim gibi tekrar size dönmeyi planlarız. Müsaadenizle Acar Hocam, siz de uygun görürseniz ikinci panelistimizi davet etmek istiyorum ben. Tabii hocam, buyurun. Laparoskopik intraoperatif ultrasonografi ile ilgili konuşması için Profesör Doktor Ender Dolundu hocamızı davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Değerli başkanlar, saygıdeğer konuşmacılar ve kıymetli katılımcılar. Ben de Fatih Hoca'nın bu çok değerli güzel sunumundan sonra intraoperatif ultrasonla ilgili bir sunum yapacağım. Evet. Şimdi görünüyor sanırım slaytlarım. Evet, görülüyor Ender Bey. Tamam. Şimdi ultrason kullanımına bakacak olursak tabii kısaca tarihçeden de söz etmemiz gerekiyor olduğunda baktığımızda 1950'li yılların başlarında E-mod ultrason dediğimiz gayet primitif görüntüleme yöntemleriyle ultrasonun kullanıldığını görmekteyiz. Yine ilginç olarak tabii 1958 yılında aslında sürpriz bir şekilde baktığımızda ilk kez batın içi olaylarda laparoskopik olarak kullanılmaya başlanmış bir Japon cerrah tarafından safra kesi tanısı amacıyla 1958 yılında yayınlandığını ve kullanıldığını görmekteyiz. Daha sonraki gelişmelerle B-mod ultrasonların kullanılmaya başlanmasıyla tabii bu A-mod ultrason kullanımına belirgin avantajlar gösterdi. Tabii non-invazif olması, hızlı olması, tekrarlanabilir olması tercih edilir bir yöntem olarak karşımıza çıkmasında rol aldı. Şimdi bu ultrason modalitesinin batın içi olaylarda kullanılmaya başlaması 1970'li yılların başlarına rastlıyor. 1977 yılına denk gelen dönemde batın içinde hem Amerika'da Cook ve Leighton ve Japonya'da Makuichi'nin bunun batın içi ameliyatlarda kullandığını gözlemlemekteyiz. Cook ve Leighton nefroloji alanında böbrek taşlarının tanısında kullanırken Makuichi de bunu aynı dönemde long mile prosedürü için genişlemiş safra yolu bulabilmek amacıyla eksternal biliyer drenajlar da kullanmak için ve bazı pankreas hastalıklarını değerlendirmek amacıyla kullanılıyor. Tabii uzak doğuda o dönemlerde ve hala yakın döneme kadar sirozlu hastalarda hepatoseller karsinomların yüksek insidansı nedeniyle
Ultrason kullanımının kritik ve değerli bir öneme sahip olduğu saptandıktan sonra bu durum Japon cerrahları ultrason proplarını dizayn etmeye ve geliştirmeye teşvik ediyor. Burada görüldüğü üzere intraoperatif ultrasonografi için planlanan ilk prop 79 yılında Makuichi tarafından geliştirilen iki boyutlu elektronik lineer dizi dönüştürücülü bir prop olarak karşımıza çıkmakta. Daha sonra bunu işlem sırasında biyopsi almaya da fonksiyon yapmaya da el vermeye verecek şekilde dizayn için T propları geliştirmiş olduğunu gözlemlemekteyiz. Tabii ultrasonun bu şekilde proplarının da gelişmeye başlamasıyla farklı prosedürler için kullanılmaya başlandığını yine görüyoruz. 78'li yıllarda perkutan transhepatik kolanjiyografi için yine 80 yılında perkutan transhepatik biliyer drenaj amacıyla ultrasonun Makuichi tarafından kullanılmaya başlandığını ve pek çok prosedürde yine burada özellikle görüldüğü gibi sistematik subsegmentektomi gibi özelleşmiş segmental izole cerrahilerde farklı teknikleri uygulama yolunda kullanıldığını görmekteyiz. Yine bu amaçla kullanıldığında yeni hepatektomi tekniklerinin de gelişmesini görmekteyiz. Yani intraoperatif ultrasonun kullanımı aslında karaciğer cerrahisinde çığır açacak tarzda yeniliklere sebep oldu. Tabii ne mutlu bana 2019 yılında başlayan maceramız farklı dönemlerde ultrasonografi camiasındaki otörlerle devam etti ve 2019 yılında ilk ultrason kursunu düzenledik. Buradan Gürkan Hoca'nın başkanlığını yapacağı bu seneki HPB toplantımızda da ultrason kursu düzenleyeceğinin duyurusunu da yapmak isterim bu vesileyle. Ultrasonografinin temel ilkelerine bakılacak olunursa pulse echo ilkesine dayandığını görüyoruz ultrason görüntülemenin. Yani ses dalgaları doku ile etkileşimi dönüştürücüye geri yansıtmakta, görüntü olarak detaylandırılmak üzere bunlar ultrason cihazına dönmekte ve ultrason pratikte dokunun mekanik özelliklerini ölçer fakat her dokunun da farklı bir akustik empedansı olduğu için farklı görüntülerle karşımıza çıkar. Şimdi burada tabii frekansı önemli. Görüntü çözünürlüğü ultrasonun yaydığı frekans tarafından belirlenmekte ve daha yüksek frekanslar ses enerjisinin daha yüksek absorpsiyonu ile beraber olup daha kaliteli görüntüyü verebiliyor olmakla beraber bu tabii daha yüzeyel lezyonların saptanması, daha derin yapılarda yüksek frekanslı probları kullanma çok faydalı olmuyor derin yapıları değerlendirmek için. Tabii burada intraoperatif amaçlı kullanacağımız problarda dikkat etmemiz gereken özelliklerden biri de sterilize edilebilen ve daha sonra da hedeflenen organla doğrudan temas ediyor olması önemli açıkçası. Neden? Bunun nedeni araya probla doku arasına girecek olan hava kabarcıklarının veya jel uygulansa bile olası artefaktların önüne geçmek olarak sayabiliriz. Yüksek frekanslı probları 7,5 ile 10 MHz arasındaki problar olarak tanımlayabiliriz. Şimdi burada tabii yüzeyel kısımlar elle palpe edilerek veya görsel olarak da tespit edilebilir diyebilirsiniz ama sağda gördüğünüz gibi sirotik lezyonlarda bu her zaman mümkün olmuyor. Özellikle de tabii elle temasın da mümkün olmadığı laparoskopide farklı teknikleri de geliştirmek gerekliliğini ortaya koyabiliyor. Bir içi sıvı dolu eldiveni içinde hava bırakmayacak şekilde karaciğerimize koyup onun üzerinden yapılan bir Ender Hocam sesiniz biraz kesildi gibi. Palpe edilip görünmeyen, şimdi geliyor mu? Ses. Evet, şimdi iyi evet. Palpe edilip görünmeyen tümörleri saptamak mümkün. Düşük frekanslı proplar daha yüksek uzaysal çözünürlüğe izin vererek derin dokuları gösterir ve daha iyi bir panoramik görünüm sağlar. Burada görüldüğü gibi daha derin planları görmemize faydalı. Tabii bu düşük frekanslı proplar maalesef ülkemizde olmamakla beraber kontrast ultrason kullanımı için de değerli proplardır.
burada solda görüldüğü gibi normal klasik ultrasonla görünmeyen, tam net fark edilmeyen lezyonları da bu şekilde görme şansımız olabilir. Proplarda tabii bu koşullarda çözüm, ideal çözüm hem düşük hem yüksek frekanslı proplara, özelliklere sahip olan proplara sahip olmaktır. Günümüzde daha geniş frekans aralığına sahip yeni proplar mevcuttur. En son şu anda güncel olarak kullanılan mikro konveks probu bu amaçla sayabiliriz. İntraoperatif olarak açık cerrahide kullanılan hem kullanımı rahat hem her alana, dar alana da olsa girebilen bir özellik taşımakta. Laparoskopik proplara da baktığımızda bunları rigid ve flexible proplar diye ikiye ayırabiliriz. Tabii rigid olanların bir takım handikapları var. Bütün laparoskopik proplar 10 milimetrelik port girişiyle uyumludurlar. Rigid olanlar tabii 90 derecelik bir görüş alanı sağlıyor bize. Geniş bir görüş alanı sağlayamıyor. Bunun bir sebebi de rigid olduğu için ancak dikey yönde bize fayda sağlayabilir ya da probu ana ekseni üzerinde çevrilerek lateral yandan yandan baktığımızda bize dokularla ilgili fayda sağlayabilir. Fakat bir artısı belki bu rigid olduğu için dokuları kaldırıp manipüle etmemizde faydası olabilir. Ancak dediğim gibi buradaki şekillerde görüldüğü üzere bu probların fleksibilite özelliği olmadığı için istediğimiz verimi sağlayamayabiliriz. Özellikle karaciğerin kubbesinde ya da eğimli olan kenarlarında. Şimdi yine aynı şekilde rigid oldukları için bu ultrason proplarının aynı trakar alanında karaciğerin bütün alanlarına ulaşma şansı yoktur. O yüzden alıp bir trakardan diğer trakara takmanız gerekir ki farklı alanlarını görebilmek için. Bu da bir handikap oluşturmaktadır açıkçası. Sağda bir flexible laparoskopik prop. Tabii burada görüyorsunuz hani karaciğeri kaldırmada flexible'ı kullanmak çok şey olmayabiliyor. Feasible olmayabiliyor ama tabii flexible propların diğer açılardan baktığımızda belirgin üstünlüğü var. Tarif ettiğim gibi. Flexible proplar iki farklı aksa bükülebilirler. Yukarı, aşağı ve sağa sola hareket ederek ve farklı torakarlara yerleştirmeye gerek kalmadan incelemeye imkan verirler. Burada görüldüğü gibi karaciğerin üst segmentlerini uygun körü sağlayarak temas yüzeyini mümkün olan alanlarda daha iyi bir şekilde incelememize olanak tanır. Tabii laparoskopi de hala gelişmeye açık ihtiyaç duyan bir alan. Burada açık cerrahide olduğu gibi geniş bir alanları görme şansımız her zaman olmayabiliyor. Ve probun temas yüzeyi küçük olduğu için bu da bir dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor. Tabii intraoperatif ultrason kullanımının hepatektomideki rolü nedir? Bir, normal karaciğer anatomisini incelemek öncelikle. Girildiği zaman içeriye normal karaciğer anatomisini bir gözden geçirmemiz lazım. Sonra vasküler varyantlar var mı yok mu onları tanımlamak, onları teyit etmek gerekiyor. Lezyonların lokalizasyonunu teyit etmek gerekiyor. Lezyonların sayısı ve yapısı, anatomik yapılarla komşuluk ve ilişkileri, karaciğer rezeksiyonlarına rehberlik etme konusunda tabii faydalı ve interstisyal tedavilerde RF microwave gibi kullanışlı bir yöntem. Rezeksiyon sonrası da vasküler pedikülerin ve cerrahi sınırın değerlendirilmesinde de değerli. Bir diğer katkısı tabii intraoperatif ultrasonun belli yayınlarda çok yüksek rakamlara yani %20-30'lara varan hastada ek modülün saptandığını tarif eden yakın dönemde yapılmış yazılar da var. Tabii içeriye girdiğimizde karaciğer şeffaf olmayan bir organ olduğu için sınırdaki belirteçler sınırlı. Hani bildiğimiz üzere vena cava ile kese arasındaki hat Kentley lines olarak tarif edilip sağ ve sol diye karaciğeri ayırmamıza faydalı oluyor. Ama bu bir sınırlı yüzeyel belirteç. Tabii dolayısıyla karaciğerin segmental anatomisini biliyor olmamız lazım. İntrahepatik vaskülobiliyar iskeleti ile ilgili bilgi sahibi olmamız lazım ki ultrasonu bu şeffaf olmayan organı görünür hale getirirken gördüğümüz yapıların ne olduğunu tanıyıp ona göre yola devam etmek adına.
Burada tabii terminoloji de yapacağımız cerrahi ve laparoskopi ile belirleyeceğimiz rezervasyon alanları tarif etme de önemli. En son 2010 yılındaki terminolojiye göre işte segmentler ve hepatektominin boyutları, sınırları belirlenmiş durumda. Tabii burada işte tomografide ve bunun illüstrasyonda görülen karşılığına bakıyor olduğumuzda ultrasonla segment 1'i tarif edebiliyor olmak için belli anatomik yapıları tanıyıp ortaya koymak lazım. Mesela portal ven 3. dalını, umbilikal parçasını, 8. segmentin portal ven dalının köklerini bulup segment 1'in nerede lokalize olduğunu oradan bir çıkarımla ortaya koymamız gerekiyor. Yine ultrason sırasında işte sol hepatik veni tanımalıyız ki ya da portal venin 2. segmente giden dalını tanımalıyız ki segment 2'nin lokalizasyonunda bir cerrahi yaptığımızı ve o alanı ilgilendiren rezeksiyon sırasında vasküler yapıları ve biliyar yapıları bağlamamızı sağlayabilmesi açısından önemli. Dolayısıyla her segment için orada landmarkları görmek, bilmek ve tanıyabilmek önemli ultrasonla. Şimdi tabii laparoskopik ultrasonografi sırasında öncelikle tabii falciform ligamanın karaciğerin kısmi mobilizasyonu gerekli. Bunun için falciform ligaman kısmen serbestleştirilip rahat ligaman varca traksiyona alındıktan sonra parenkim daha sonrasında parenkim değerlendiriliyor ultrasonografiyle ve sonrasında intrahepatik vasküler ve biliyar yapılar ve tümörün sınırları bu şekilde kısmi bir mobilizasyon sonrasında tespit edilip işaretlendikten sonra cerrahiye devam ediliyor. Normal karaciğer anatomisini incelerken tabii açık ve kapalı laparoskopik şeyde prensipler birbirine benzer aslında. Tabii 4. 4B 4 inferior segmentten aşağıya kaudale doğru tilt ettiğimizde burada portal bifurkasyonu görürüz. Sağ portal veni, sağ portal veni, anterior ve posterior dalları, middle hepatic veni. Burada yukarıya doğru tilt ettiğimizde de hepatik venleri, vena cava'yı görürüz. Yine aynı zamanda retrohepatik aksesuar venleri de bu şekilde burada da görüldüğü gibi hem laparoskopik hem açık cerrahide kullandığımız ultrason proplarıyla bu şekilde değerlendirmek ve ortaya koymak mümkün. Bundan sonra sıra neye geliyor tabii? Orada gördüğümüz anatomik yapıları işaretlemek, koterize ederek bunu yapabiliriz. İşaretledikten sonra tümörün de yerini lokalize ettikten sonra transeksiyon hattımızı belirleyip ona göre cerrahiye devam etmek önemli. Tabii laparoskopik hepatektomide tümör lokalizasyonunu belirlerken yüzeyel lezyonların saptanmasında bize yardımcı olacak yöntemlerden bir tanesi de floresan cerrahinin de kullanılmasıdır. İşte ultrasonla beraber tümörün lokalizasyonu saptandıktan sonra işaretlenip tümör bu şekilde ortaya konabiliyor. Yine burada başta da söz ettiğim gibi açık cerrahide karaciğerin yüzeyindeki bir lezyonu saptayamayabiliyorsak oraya içi sıvı dolu bir eldivenle onun üzerinden bakabiliriz demiştik. Laparoskopide de buna benzer bir şekilde serum fizyolojik dökerek oradaki sıvı alan üzerinden daha yüzeydeki lezyonları değerlendirme şansımız olabilir. Burada da laparoskopik cerrahi ile beraber ultrason yapılırken RF uygulamasına bir örnek görmekteyiz. Tabii radikal ancak konservatif cerrahi derken burada konumuz minimal invazif cerrahi ama birkaç tane de açık cerrahiden minimal invazif olabilecek parenkimin çoğunu koruyup majör cerrahi yapmadan da bir takım cerrahileri gerçekleştirebileceğimizi vurgulamak için birkaç resim göstermek istedim. Sonuçta karaciğer cerrahisinde ultrasonun iki önemli ismi karaciğer rezeksiyon cerrahisi için ultrason rehberliğinde bir cerrahi prosedür olarak kullanılmalıdır mesajı veriliyor ve Makuichi intraoperatif ultrasonografinin
bugünümüzdeki karaciğer cerrahisiyle uğraşan her cerrahın düşündüğü gibi, kabul ettiği gibi cerrahinin vazgeçilmez bir parçası olarak bir enstrüman olarak tariflemeliyiz. Çok teşekkür ederim. Ender Hocam, çok çok teşekkür ederiz bu değerli sunumunuz için. Acar Bey, sizin öneriniz olur mu? Katkınız? Değerli katılımcılar, eğer sorunuz varsa chat'e ya da soru cevap kısmına yazarsanız onları biz yönlendirebiliriz. Ben şunu sormak istiyorum. Gerçi bir slide'da gösterdiniz Ender Hocam ama bu interoperatif haritalama çok kullanılmaya başlandı. Özellikle laparoskopik cerrahide hani anatomik rezeksiyonlarda pedikülleri ve şeyler intraparenkimal bulup ultrason sayesinde haritalama yapıp pedikülü ilk önce bulup onu kapatıp hani klasik Hiller yaklaşımından fazla giderek popüler olan ultrason sayesinde intrahepatik pediküllerin bağlanması konuda bir katkınız olur mu hocam? Ya, teşekkür ederim hocam sorunuz için. Tabii anatomik rezeksiyonları yapıyor olmak için o segmentin Hiller düzeyde portal ana dalını buluyor olmak lazım. Bu amaçla dediğimiz gibi Glisonyan yaklaşımla ya da Hiller yaklaşımla segmental portal dallara ulaşmak mümkün. Onun dışında staining yöntemleri var tabii. Ultrasonla rezeke etmeyi planladığımız anatomik segmente besleyen portal venöz dala, işte bu floresan boyama tekniği olabilir ya da indigo carmen olabilir. O şekilde enjeksiyonu sonrasında da yine anatomik sınırları belirleyerek rezeksiyonlar yapmak mümkün. Bilemiyorum burada Fatih Hoca'nın farklı bir katkısı olur mu ama ya da diğer konuşmacıların, hani bunları söyleyebilirim sadece. İlgin Hoca bir soru sormuş hocam. Ultrason eğitimi nasıl alabiliriz diye. Efendim? İlgin Hocamızın bir sorusu var. Ultrason eğitiminin ultrason eğitimi formatı nasıl şimdi, olmadığını soruyor hocam. Yani ultrason eğitimi için tabii önce yani ultrason bence cerrahinin, hele hepatobiliyar cerrahiyle uğraşan bir kliniğin standart ekipmanlarından birisi olmalı. Ve asistanların, uzmanların, çalışanların günlük pratiğinde olmalı. Yani klinik düzeyde öncesinde hastaların ameliyat öncesinde mutlaka ultrasonlarının yapılması, ondan sonra ultrasonla saptanan lezyonların lokalizasyonlarının da üç boyutlu olarak kafada canlandırılması, hatta bunun şekile dökülmesi, çizilmesi, illüstre edilmesi, ameliyat öncesi dönemde bu illüstrasyonlar üzerinden ameliyatın nasıl yapılacağının planlanıp hangi venlerin, hangi damarların, safra yollarının bağlanacağı, rezeke edileceği ve tümörün bunlarla olan ilişkilerinin, yani bir üç boyutlu kafada canlandıracak tarzda bir şeyini yapmak lazım. Bütün pre-op dönemde. Pre-op dönemde de bunları üst üste oturtmak lazım. Tabii pre-op dönemde normal trans kutanöz yapılan ultrasonla intraoperatif yapılan ultrason teknikleri ve yaklaşımları biraz birbirinden farklı oluyor olmakla beraber gündelik pratiğin içerisinde mutlaka hem klinikte hem ameliyat döneminde olması gerekiyor mutlaka. Tabii anatomik yapılara hakim olmak lazım. Intravasküler yapılara, intrahepatik vasküler yapılara. Cem Hoca'nın bir soru soruyor hocam. Bu navigasyon sistemleri hakkında ne düşünüyorsunuz diye soruyor bu. Yeni popülerize olmaya başladı biliyorsunuz. Ya evet. Ya tabii bunun sınırı yok. Navigasyon yöntemleri, robotik cerrahide kullanımı, işte tomografidir, MR'dır, onlarla beraber görüntülerin füzyon haline getirilip perop bunların kullanılabiliyor olması
Tabii bunlar hem başarıyı arttıran faktörler hem geride tümör bırakmayı, görünmeyen tümör bırakmayı azaltan yöntemler. Tabii bunlar tamamen teknik imkanlarla sınırlı şeyler ama sonuçta modern cerrahi kliniklerinin sahip olması gereken özellikler diye düşünüyorum. Hocam, ben de teşekkür ederiz. Bence de ultrasonun diğer tekniklere bir alternatif olduğunu düşünmüyorum. Birbirini dediğim gibi hem check eden hem de destekleyici bir şey olarak değerlendiriyorum. Ultrasonografi neredeyse olmazsa olmazımız. O hala bir elimiz kolumuz olarak olmaya devam edeceğine inanıyorum. Teşekkür ederim ben de Ender Hocam'a. Güzel. Bir soru daha var, ona cevap vereyim mi izin verirseniz? Burada derneğin bir kursu var mı diye sorulmuş. Ya derneğin kongremizde bir kursu olacak ama yani bu muhtemelen teorik düzeyde olabilir. Fakat intraoperatif ultrasonla ilgili düzenlemeyi planladığımız başka kurslar da var. Onun da duyurusunu yapmış olalım. Hocam, Fatih Hoca'ya bir soru var. Hocam, Pringle'ı nasıl yapıyorsunuz? Intrakorporeal, ekstrakorporeal, onu soruyorlar. Evet, biz Pringle'ı intrakorporeal olarak yapıyoruz. İki türlü yapıyoruz. Bir bulldoglarla yapıyoruz. Laparoskopi bulldog kullanarak. Laparoskopi bulldog kullanarak yapıldığı zaman bulldog'un arteriyel basınca da, göre ayarlanmış bulldog olması lazım. Laparoskopik bulldoglar iki çeşittir. Bir tanesi venöz yapıları kapatabilir ancak. Yani basıncı düşük. Bir tanesi arteriyel yapıları da kapatabilecek kadar güçlü bulldoglardır. Pringle'da o güçlü olanların kullanılması gerekiyor. Biz Türkiye'de tabii öyle zayıf Koreliler gibi hasta her zaman göremiyoruz. Bizim kilolu hastalarımızda hepatodüodenal ligaman yağlı ve bazen böyle inflame yağlı, ödemli yağlı olabiliyor. O zaman bulldog kapatmayabiliyor. O durumda da intrakorporal olarak nelatonu dolayarak, iki kere nelatonu dolayarak onun yoluyla orayı oklüde etmeyi tercih ediyoruz. Hocam, şeyi tercih etmiyor musunuz? Bu ekstrakorporal göğüs tüpü naylon tape yöntemini? Yok. Kullanmadık hiç. Yani eskiden çok önceden kullanmıştık ama sonra ondan vazgeçtik. Şu andaki yöntemlerimizden memnunuz. Biz genelde göğüs tüpü ve naylon tape kullanarak yapıyoruz. Yani avantajı çok kolay açıp kapatması, hani çok hızlı oluyor. Yani ona alıştık, onu kullanıyoruz. Evet. İzniniz olursa bir sonraki konuşmaya geçelim. Muharrem Hocam, buyurun. Hemen geçelim. Evet, bir sonraki konuşma için Atatürk Üniversitesi'nden Profesör Doktor Gürkan Öztürk, laparoskopik sol hepatektomi ve sol lateral seksiyonektomi ile ilgili bilgilerini bize aktarmaya çalışacak. Buyurun Gürkan Bey. Herkese merhaba. Herkese merhabalar, sesim geliyor sanırım. Evet. Öncelikle bu toplantımıza katılan değerli konuşmacılarımıza ve meslektaşlarımıza katılımları için teşekkür ediyorum. Çok gördük hem sorulardan hem de konuşmacılarımızdan. Gerçekten böyle bir toplantıya ihtiyaç varmış. Belki bunların daha çeşitlendirilmesi de gerekecek. Ben şimdi ekranı paylaşarak müsaadenizle laparoskopik sol hepatektomi, sol lateral seksiyonektomi avantajları, dezavantajları nedir? Onlar hakkında bahsettim, onlar hakkında konuşmak istiyorum. Laparoskopik sol hepatektomi ya da sol lateral seksiyonektomi yapılan ilk anatomik rezeksiyon Juan Santiago tarafından bildirilmiş ve aynı yıl içerisinde Kaneko tarafından da bildirilmiş. Daha sonra bu rezeksiyonların sayısı arttı ve çok sayıda vakalar bildirilmeye devam edince 2008 yılında Louisville'de, daha sonra da Morioka'da ve en son bildiğim kadarıyla Southampton'da en son şeydi. Toplantılar yapıldı ve konsensus toplantılar yapıldı ve bu işlemin aslında rutin uygulanabileceğine dair çok sayıda çalışma çıkmaya başladı. Sol lob veya sol lateral seksiyon minimal invaziv cerrahi diğerlerinden daha uygun. Neden? Çünkü daha kolay ekspoze edilebiliyor. Orta hattı olması ve nispeten daha bağımsız, serbest olması sebebiyle damarlarına ve hilusuna ulaşmak daha kolay. Parenkim hacmi daha küçük
ve birazdan söyleyeceğiz, öğrenme eğrisi de aslında daha kısa. Laparoskopik cerrahi çok yapan merkezlerde bile laparoskopik karaciğer cerrahisi oranı %15'lerde ancak kalıyor. Yani tam olarak belki standartize değilmiş dünyadaki belli merkezler dışında. Zannediyorum ki bu oran ülkemizde daha da düşüktür. Bazı merkezlerde ise en fazla yapılan işlemler yine sol taraf ağırlıklı, yani sol lateral seksiyonektomi ve sol hepatektomi şeklindeki işlemler. Açık cerrahiye göre farkları neler? Çok sayıda çalışma çıkmış ama bunların büyük kısmı retrospektif çalışmalar. Randomize kontrollü çalışma 2 tane var. Bunların da aslında tam olarak değerlendirmekten biraz uzun. Burada bir revizyon göstermek istiyorum size ve buranın sonuçları üzerinden konuşmak lazım aslında. Dediğimiz gibi çok sayıda çalışma değerlendirilmiş. Bu çalışmalarda sonuçlar nasıl? Şöyle, açığa geçme oranı yaklaşık olarak %4 ile 8.6 arasında ve genel tüm çalışmalar değerlendirildiğinde %7.4 oranında bildirilmiş. Ameliyat süresi, ortalama ameliyat süresi açık cerrahiye göre farklı görülmemiş. Tabii bu ameliyat süresinin öğrenme eğrisiyle çok doğrudan bir ilişkisi var. Öğrenme eğrisinde ilerledikçe siz ameliyat süreniz de belirgin olarak kısalacak. Üstelik de buna stapler gibi bir takım veya enerji cihazlarını kullanmaya alıştıkça insanlar ameliyat süresi belirgin olarak azalacak. Kan kaybı ve transfüzyon değerlendirilmiş. Kan kaybını aslında normal hepatobiliyer cerrahide daha doğrusu transfüzyon ihtiyacını rutin olarak belki bu anlamda değerlendirmemek lazım. Çünkü her hasta aynı değil ve her hastada transfüzyon ihtiyacı farklı olabilir. Siz ameliyata girdiğiniz zaman tolere edilebilir, kanama miktarınız az olabilir. Bu da transfüzyon yapınca illaki kanadı anlamına gelmiyor her vakada ama laparoskopik grupla kan kaybının düşük olduğu belirgin olarak gösterilmiş. Bunun 2 tane sebebi açıklanmış. Birisi laparoskopi yapılan hastalarda alanın büyütülmesinden ve kanamaların çok daha rahat görülmesinden dolayı. İkincisi de pozitif intraabdominal basınç burada dikkate alınmış. Tabii ilk vakalarda insanlar çok dikkatli davranıyor. Bir de seçilmiş vakalar aslında bunlar. Burada da bir yanlılık var. Dolayısıyla ister istemez kan kaybı laparoskopik grubunda daha az. Tabii komplikasyonlar açısından değerlendirdiğimizde sol lateral seksiyonektomi ya sol hepatektominin açıkla laparoskopik arasında mukayese edildiğinde laparoskopinin ilave bir komplikasyon getirmediği görülmüş. Aslında biz neyi beklerdik? Laparoskopinin biraz daha düşük komplikasyonlu olmasını beklerdik. Ama netice itibariyle postoperatif safra kaçağı, kardiyak komplikasyonlar, pulmoner komplikasyonlar ve yara komplikasyonlar açısından belirgin bir fark yok. Yine reoperasyon açısından bir fark yok. Hastanede kalış süresi beklendiği üzere kısalmış olarak görülmektedir. Özellikle sol hepatektomi için. Tabii sağ hepatektomi ile sol hepatektominin bazen insizyon açısından da farkı var. Açık cerrahide de erken dönemde hastaları kolaylıkla taburcu edebiliyorsunuz. Perioperatif mortaliteye baktığımız zaman laparoskopik için binde 3, açık cerrahi için %1,5 bildirilmiş. Burada da bir yanlılık var tabii. Sonuç itibariyle bunlar da laparoskopik cerrahi için seçilmiş hasta grubundan oluşan retrospektif çalışmalar. Dolayısıyla evet ilave bir mortalite getirmiyor ama sonuç itibariyle çok ciddi bir fark yok. Öğrenme süreci dedik. Laparoskopik cerrahi, karaciğer cerrahisinin Kawaguchi'nin bir çalışması var. Buna göre intraoperatif sonuçlar, operatif süre, kan kaybı ve açığa geçme oranına göre 3 kısımda toplamışlar. Birinci grup, birinci seviye veç rezeksiyon ve sol lateral seksiyonektomi. Yani basit ameliyatlara giriyor. Veç rezeksiyon yaptığımız yerlerde neresi? Segment 2 ve 3'ün ucunda bulunan lezyonlar. Yine segment 4B'de bulunan lezyonlar, 5'te ve 6'nın kenarında bulunan, yani anterior kısımda bulunan lezyonlar aslında kolaylıkla çıkartılabilir lezyonlar. Sol hepatektomi ve biraz önce saydığımız segmentlerdeki, anterior lateral segmentlerdeki lezyonlar birazcık daha orta düzey. Posterior superior segmentektomi, sağ hepatektomi, genişletilmiş hepatektomiler ve santral hepatektomiler de ağır cerrahi kısmına giriyor. Öğrenme eğrisiyle ilgili de çok sayıda çalışmalar yapılmış. Öğrenme eğrisiyle ilgili yapılan çalışmalarda da kabaca şu görülmüş.
Minör laparoskopik cerrahide belli bir tecrübe kazanmak için en az 15 vaka yapmak lazım. Evrenme eğrisini tamamlamak için 50 veya 60 civarında bir vaka görmek lazım. Bu hastaları nasıl seçelim diye derse arkadaşlarımız, bir defa başlangıçta mutlaka 10 santimin altında ve damar invazyonu olmayan lezyonları seçmekle hastaları seçmek lazım. Tümör olan hastaları seçmek lazım. Biz laparoskopik karaciğer cerrahisine başlarken önce hidatikis gibi, yani rezeksiyon yapacağımız hidatikis gibi küçük kenarda köşede olan vakaları veya alveolar ekinokok gibi vakalar ya da hemanjiyomları tercih etmiştik. Öncelikle bunlardan başlayıp bir defa onkolojik güvenliği mutlaka sağlamak lazım. Öğrenme eğrisini tamamlayıncaya kadar tümör cerrahisini özellikle de biraz önce Ender Hocam çok güzel anlattı. İntraoperatif bir ultrasonografi yapma şansınız yoksa tümör cerrahisine başlangıçta çok da fazla girmemek lazım. Biraz önce söyledik, 2017'de Southampton'da bir guideline toplantısı yapılmıştı. Bu toplantıda da laparoskopik karaciğer cerrahisinde sol lateral ve anterior segmentlerdeki lezyonlar için standart prosedür olarak kabul edilebilir denilmişti. Laparoskopik donör sol lateral seksiyonektomi, yani sol lateral seksiyonu kullanacağımız, pediatrik nakil yaptığımız, yapacağımız, canlı verici karaciğer nakli yapacağımız hastalar için de standart uygulama olarak dikkate alınabilir gibi bir expert yorumu var. 2016'da yapılan bir expert panel konsensusunda böyle bir şey çıkmıştı. Kısaca işlem pratiğinden bahsedelim. Pozisyonu biraz önce Fatih Hocam detaylı olarak anlattı. Bacak arasından çalışıyoruz. Yerleştirdiğimiz bir tane 12 milimetrelik, iki tane 12 milimetrelik portumuz göbeğin iki tarafında ve bir tane 10 milimetrelik portumuz göbeğin hemen üzerinde ve kısfoidden de 5 milimetrelik trokana giriyoruz. Biz devamında başlangıçta eksplorasyon ve karaciğerin serbestleştirmesini yapıyoruz. Falciforum ve trianguler ligamen kesildikten sonra uygun bulduğunuz cihazla, elinizin alışkın olduğu cihazla karaciğer yukarıya doğru diseke edilip sağ koroner ligament, pardon, sol koroner ligamentin ve sol trianguler ligamentin düşürülmesi gerekiyor. Burası tamamlandıktan sonra dediğim gibi uygun gördüğünüz aletle, uygun elinizin alışkın olduğu aletle bunu yapmanız lazım. Kamera portunun iyi yerleştirilmiş olması yukarıya hakim olmanızı sağlayacaktır. Pringle manevrası konuşuldu biraz önce. Fatih Hocam güzel anlattı. Intra-abdominal ve extra-corporeal iki çeşit var. Her ikisi de uygulanabilir. Özellikle elinizde başlangıçta bulldog klempler yoksa, biraz önce Fatih Hocam'ın söylediği gibi burada da gördüğünüz üzere bir teyp vasıtasıyla çift dolayarak rahatlıkla onu yukarıya çektiğinizde Pringle manevrası oluşacaktır ve bunu kesmek için de basit bir enerji cihazıyla kolaylıkla klipsi kesip gevşetebilirsiniz. Biz ayrıca ekstrakorporeal olanı da kullanıyoruz. Ekstrakorporeal olanın kullanılması birazcık daha belki hakimiyetinizi sağlıyor sahaya. Özellikle de acil bir durum olursa hemen hızlı bir şekilde ekstrakorporeal olanda da bir vasküler çevre hilus etrafından geçirdikten sonra normal pringle hazırlığı yapar gibi ucunu dışarıya alacak şekilde beşlik bir trokardan veya serbest batın duvarından basit bir şekilde dışarı alıp ihtiyaç olursa kullanabiliyorsunuz. Daha sonra hiler diseksiyon yapalım mı? Evet. Hiler diseksiyon yapmak lazım. Arter ve portal veni güzelce ortaya koymak lazım. Direkt staplerle gidebilir miyiz? Başlangıçta hilus diseksiyonla olaya çok iyi hakim olduktan sonra stapler kullanabilirsiniz. Ama özellikle portal veni ve hiler yapıları stapler koyarken dikkatli olup diseksiyonu düzgün yapıp etraftaki diğer yapılara zarar vermemek ve diğer portal venin diğer tarafını daraltmamak açısından dikkat etmek gerekiyor. Biraz önce Fatih Hoca söylemişti, bir klips koyarken askınız mutlaka sizin kendi tarafınızda olması lazım. Yani kalacak tarafta askının olması gerekiyor. Burada portal ven diseksiyonunu görüyorsunuz.
Diğer tarafta da arterin disekiye dediğini. Bu da sol lateral, sol aberan bir arteri olan hastada arterin diseksiyonunu görüyoruz. Vasküler kontrol, biraz önce gösterdik. Vasküler kontrolü artere ve portaya ayrı ayrı askı koyduktan sonra bu şekilde kontrol yapabilirsiniz ve demarkasyonu belirleyebilirsiniz. Demarkasyon hattı için belki sol tam sol yaptığınız zaman demarkasyon hattı gerekecektir ama sol lateral seksiyon yaptığında demarkasyona çok ihtiyacımız yok. Daha sonra parenkim transeksiyonu belki de en çok yoracak yerlerden birisi burası. Parenkim transeksiyonu için rutin olarak önerilen elinizin açık cerrahide alıştığı yöntemdir. Tabii yüzeyde özellikle diseksiyon yaparken enerji cihazlarını kullanmak kolay ama derinde diseksiyon yaparken enerji cihazlarıyla kontrolsüz kanamalar yapma ihtimaliniz var. Onun için hiçbir şekilde görmeden ve kontrolsüz bir şekilde bir diseksiyon yapmıyoruz. Mutlaka görerek kontrollü diseksiyon yapıyoruz. Bizim rutinde alışkın olduğumuz şey bipolar diseksiyon. Bipolarla diseksiyon. Özellikle Fransızlar bipolarla diseksiyonu çok fazla yapıyorlar ve mutlaka bütün yapılar bipolarla diseke ediyorlar. Farklı olarak su kullanmıyorlar. Biz dokulara yapışmasın diye bipolar koterimiz biraz ıslatmayı tercih ediyoruz. Bryce sunumlarında ağzını kapatmayın, ağzını kapatmayın yoksa yapışır diye rutinde söylüyordu. Ve küza herhalde en önemli elimiz ayağımız. Dediğimiz gibi açık cerrahiden alıştığımız işlemi yapmak zorundayız. Sonuç itibariyle biz hepatobiliyer cerrahi yapıyoruz. Yani laparoskopik cerrahi bir alettir, bir yöntemdir bu cerrahi yapmak için. Açık cerrahide kullandığımız yöntemleri laparoskopik cerrahide de benzer şekilde uygulamak en doğrusu. Laparoskopik küza artık var. Her yerde yaygın olarak bulunabiliyor. Biraz tabii maliyeti yüksek cihazın ve ucun. Ama çok da hani açık küza için kullanmıyoruz. Dolayısıyla da bizim yıllar önce aldığımız bir cihazımız var. Onunla devam ediyoruz. Bir ucumuz var. Onunla devam ediyoruz. Birazcık daha kullanımı zamana bağlı. Yani kullanırken elinizin alışması lazım. Açık şey gibi de ucu uzun birazcık da. Uzun olması manipülasyonu birazcık daha zorlaştırıyor. Ama zaman içerisinde laparoskopik küzayla da işleminizi yapabiliyorsunuz. Küzayla diseksiyona devam ederken parenkim içerisinde gördüğünüz damarların staplerle kesilmesi veya uygun damarlara klips konulması uygun olacaktır. Bu durumda hem isterseniz klips konulabilir, isterseniz bu şekilde staplerle kesilebilir. Sol hepatektomi yaparken ya da sol lateral diseksiyon, sol lateral seksiyonektomi yaparken zaman içerisinde küzayla diseksiyonu yapabildikten sonra staplerle bir seferde hem yani hilusa bir stapler ve yukarıda vene bir stapler koyarak diseksiyonu kısaltma şansınız da var ama bunun için bir zamana ihtiyaç var. Pringle yapar mıyız? Pringle askısının olmasında fayda var. Ama illa bu Pringle yapacaksınız diye bir Pringle yapacağız diye bir kural yok. Burada diseksiyonu isterseniz Pringle'la da yapabilirsiniz. Pringle'la diseksiyon yaparken birazcık daha rahatsınız. Yani mutlaka Pringle yapın, manevra yapın, öyle gidin denilmiyor önerilerde, guideline'larda ama başlangıçta mutlaka bir hilusta bir askınız olsun önerisi var. Yani hilusu çok serbest bırakmayın, acil durumda ihtiyacınız olabilir. Bunlar da Pringle'la birlikte yaptığımız parenkim transeksiyonlarını önerdi. Sol hepatik ven bir şekilde astıktan sonra stapleri kullanıyorsunuz. Burada stapların yönü bu vaka için biraz ters gibi görünüyor olabilir. İyice diseke etmişiz. Bazen istediğiniz açıyı tutturamadığınız zaman bir klipsle desteklemeniz gerekebilir. Güvenli olduğuna emin olduktan sonra sıkıntı yok. Burada da klipslerin ucunda bir açıklık yok. Sadece stapleri kesmediği için biz kesmeden bir tane daha bir klips koyma ihtiyacı duymuşuz. Çıkarıp standart bir şekilde fen işte insizyonları torba vasıtasıyla
Önemli açığa geçmeyle ilgili bir iki bir şey söylemek istiyorum. Bir, açık cerrahiye hazır olmanız gerekiyor. Açık cerrahi için senaryolarınızın hazır olması gerekiyor. Yani işte biraz önce Fatih Hoca gösterdi, yukarıda bir yaralanma olduğu zaman bunları başlangıçta özellikle laparoskopik tamir etmeye çalışmak çok ciddi sıkıntılara neden olabilir. Onun için buradan mesajın iyi alınması lazım. Yani açığa geçmek, açığa geçmek bir komplikasyon değil bir defa. Onu mutlaka vurgulayalım. Açığa geçmek hiçbir zaman yanlış bir şey de değil. Bir kontrol edemeyen kanamanız varsa, anatomiyi doğru düzgün belirleyemiyorsanız, diseksiyonunuz gitmiyorsa, özellikle parenkimde transeksiyon gitmiyorsa açığa geçmenizi öneririm. Yani bu hani açığa geçmekle hastaya zarar vermek arasında bir tercih yapacağınızı düşünün. Mutlaka açığa geçmeyi tercih etmeniz gerekiyor. Bu açıdan da açığa geçmek için her zaman hazır olmak gerekir. Normalde ilave bir hazır set, açık cerrahi seti de masada olmasa bile odada mutlaka bulunduruyoruz. Bu bir komplikasyon yaşadığımız bir vaka. Yapışık, oldukça yapışık bir daha önce de didatik sistem ameliyat edilmiş lüksü olan bir vaka. Biz biz bunu rezeksiyonla tedavi etmek istedik. Boşaltmak istemedik. Sollateraldeydi. Ayırdıktan sonra dikkat edin, burayı atlamayalım. Bir hilal kontrol sağlamadan parenkim transeksiyonuna geçtik. Çünkü çok basit görünüyor aslında. İlk bu hani harmonikle ya da diğer aletlerle yapacağınız first bite zannediyorsunuz ki hepsi böyle gidecek. Bunun hiçbir sıkıntı yok. Böylece devam edeceğiz. Ve birdenbire karşınıza kocaman bir damar çıkıveriyor. Fransa'da özellikle harmonikle yavaş diseksiyon derin parenkimde de yavaş diseksiyon öneren cerrahlar oldu. Biz en son yanlış hatırlamıyorsam Cenevre'deki kongrede de böyle bir şey görmüştük ama bu parenkim içerisinde, derin parenkimde harmonikle diseksiyon ya da yavaş gideriz, herhangi bir zarar vermeyiz yaklaşımı biraz tehlikeli bir yaklaşım. Mümkünse eğer küza varsa küzayı kullanmak daha faydalı. Biz de yavaş yavaş gidiyoruz. Herhangi bir kanama yok burada gördüğünüz gibi. Pardon. Esas kısmını atlamayalım. Ve kanamış. Burayı göstermiyoruz tabii. Çok kanadı. Kanayınca ne yaparız? Kanayınca Fatih Hocam gösterdi biraz önce. Tutabiliriz. Özellikle parenkimden kanamalar varsa intracorporeal sponge kullanmak mümkün. Tabii bu da sıkıntılı. Çok da sponge'lar çünkü bir sürü kanlı bir ortamda iyi sponge sayımı yapmak lazım. İyi takip etmek lazım. Daha sonra açığa geçtik ve rezeksiyonu tamamladık. Dediğim gibi bu aslında önleyebileceğimiz bir komplikasyondu. Bizim ilk başlangıçta yaptığımız vakalardan birisiydi. Dolayısıyla bu vakada belki de daha rahat gidebilirdik. Daha kontrollü gidebilirdik. Ve safra kaçağı kontrolü bazı durumlarda ihtiyaç oluyor. Bir sistik kanalda sıvı vererek veya propofol vererek safra kaçağı görme şansınız var. Eğer bir düşünceniz varsa mesela burada bir safra kaçağımız var. Bunu da görerek bitirdik. Benim anlatacaklarım bu kadar. Başkanlar müsaade ederse 4 tane hatırlatma yapmak istiyorum. Bir kongremiz 9-12 Eylül'de İstanbul'da kongremizi. Kongremizde canlı yapmak için elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Şu an için herhangi bir yani olumsuz bir durum yok. Yapamazsınız diye bir mesaj almadık. Göründüğü gibi 95 gün var. Bu bugüne ait bir web sitesinden bir fotoğrafımız. 95 günümüz var. Ve web sitemizin adresi aşağıda. Biraz önce hocalarım söylediler. Kongrenin birinci günü birinci salonda bir minimal invaziv HPB cerrahisi ile ilgili saat 13'te başlayan ve saat 16.45'e kadar devam eden bir atölye çalışması yapacağız. Bunlara kurs demek istemedik doğrudan. Çünkü şimdi ağırlıklı olarak teorik yapmak zorunda kalacağız. Ender Hocam söyledi biraz önce. İntraoperatif ultrasonografi ile ilgili olarak da karaciğer ultrasonu ve karaciğerin radyolojik görüntülemesi ile ilgili olarak da bir çalıştığımız olacak. Yine Mehmet Fatih Can Hoca'nın koordinatörlüğünde bir veri toplama çalışması yapmak
istiyoruz. Fatih Hocam bununla ilgili olarak ilgili merkezlerle önümüzdeki hafta bağlantıya geçecek. Türkiye'de yapılan laparoskopik karaciğer cerrahisi çalışmalarına doğrusu ameliyatlarının bir verisini toplamak istiyoruz. Bu veri toplama faaliyetimizin amacı bunları sunmak ve Türkiye'deki durumu anlamak. Tıpkı pankreas, safra yolu yaralanmaları ve hepatoseller kanseri de yaptığımız gibi. Bu bir bilimsel çalışma değil. Sadece kendi verimizle kendimizi konuşmak istiyoruz orada. Ve Fatih Hoca da bu sonuçları 20 dakika belki bir oturumda sunacak. Önümüzdeki günlerde dediğim gibi merkezlerle bağlantıya geçecek. Bu konuyla ilgili olarak veri tabanlı hastalarını kaydetmek isteyen hocalarımız Fatih Hoca'yla veya bizimle bağlantıya ve Muharrem Hoca'yla bağlantıya geçebilirler. Bu veri tabanlı çalışmasının amacı Türkiye'deki verileri görmek. Bu bir bilimsel çalışma değil. Bu herhangi bir kimse adına yayın olmayacak. Ve veriler tamamen ilgili merkezlerin kendi uhdesinde olacak. Türkiye Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Derneği de bunları ilgili merkezlere sormadan ayrıca kullanmayacak. Son olarak bildiri sistemimizin açıldığını ve Temmuz'un orta veya sonuna kadar ki onunla ilgili bir anons daha yapacağız. Bildiri sistemimizin açık kalacağını da tekrar duymak istiyorum. Biraz korsan reklam yapayım. Başkanım lütfen özür dilerim. Ben söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür Gürkan Hocam. Acar Hocam buyurun. Hocam teşekkür ederiz. Bir soru var. Safra kaçakları nasıl oluyor diye bu ameliyatlardan sonra Tufan Gümüş sormuş hocam. Safra kaçağı oranında bir farklılık yok. İleri diseksiyonu ciddi yaparsanız zaten soldan safra kaçağı virüs düzeyinde bir problem olursa. Acilse konuşalım. Tam bizim bir Zoom toplantısı içindeyiz. Safra kaçakları evet. İçin eğer çok şüpheniz varsa son şeyde gösterdiğim gibi bir sistik kanaldan bir kaçak kontrol yapma şansınız var. Eğer kaudat rezeksiyonu yapacaksanız o birazcık daha farklı kaudatı çıkartırken çok iyi kontrol sağlamak lazım başlangıçta. Çünkü kaudattan oluşacak safra kaçaklar canınızı sıkabilir. Hocam çok teşekkür ederiz. Ayrıca soruları olanlar varsa chatten iletebilirler. Panelin devamında da bu sorulara tekrar panelistlere yönlendirebiliriz. Sanırım bir tane de stapler kullanımı ile ilgili bir şey var. Özür dilerim. Müsaadenizle evet. Bana da cevap verebilir miyim? Tabii ki buyurun. Stapler kullanımı şöyle. Biz vasküler yapıları izole ettikten sonra ya da hilal yapıları izole ettikten sonra stapler kullanılmasını ben öneriyorum. Sadece staplerle parenkim transeksiyonu yapan cerrahlar da var ama ben bunun kaba ve kanamalı olabileceğini düşündüğüm için bugüne kadar hiç denemedim. Şahsi deneyimim ağırlıklı olarak vasküler yapılarla ilişkili. Parenkim transeksiyonu hiç kullanmadım. Teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ederiz. Müsaadenizle bir sonraki konuşma paneli geçmeyi istiyorum. Bir sonraki konuşmacımız Profesör Doktor Aydın Alper, Koç Üniversitesi'nden. Laparoskopik sağ hepatektomi ve donör hepatektomi ile ilgili bilgileri bize aktaracak. Hocam uygun musunuz? Tabii. Çok teşekkür ederim bu konuşma fırsatını bana verdiğiniz için. Sesim düzgün geliyor mu? Evet hocam, buyurun. Peki, müsaadenizle. Yalnız ben paylaşamıyorum bunu. Hocam paylaşım izni verir misin lütfen Aydın Hoca'ya? Paylaşım izni açık abi. Görünüyor mu acaba? Paylaşabildim mi? Evet hocam. Gördüm. Paylaşabildiniz. Evet, tamam. Teşekkür ederim. Evet. Bana verilen sürede laparoskopik sağ hepatektomiyi anlatmak istiyorum.
Sunumumda biraz vaka seçimi konusuna değinmek istiyorum. Daha sonra hasta pozisyonunu ve trokar girişlerini ve operasyon aşamalarını anlatmak istiyorum. Şimdi vaka seçiminde özellikle sağ hepatektomide gerek donör gerekse de diğer maksatlarla yapılan hepatektomilerde sağ lob büyüklüğü önemli. Obezite önemli, trokarların rahat çalışması açısından ve ulaşım açısından. Sağ hepatik ben ve kısa hepatik benlerin yapısı, sayısı önemli. Diğer taraftan safra yolları anatomisinin Fatih Can Hoca'nın da verdiği gibi başında bilinmesi lazım. Tabii bu arada portal ven anatomisi, sağ portal venin uzunluğu hakkında bilgi sahibi olmamız lazım. Şimdi bizim kullandığımız hasta pozisyonu bu şekilde bacaklar açık bir durumda hastayı yatırıp önceden işaretliyoruz. Tabii açık ameliyatlarda oldukça büyük bir kesi gerekirken burada biz standart olarak önceden işaretlediğimiz ve hemen her vakada aynısını kullandığımız giriş yerlerini kullanıyoruz. Bunlarda ufak bir değişiklik bizim şeyimize göre ciddi zorluklar yaratabiliyor. Şimdi hasta ters Trendelenburg pozisyonunda oluyor ve işte burada 10 milimlik, 12 milimlik, 12 milimlik ve her iki ön aksiler çizgide 5'er milimlik trokarlarla giriş yapıyoruz. Önceden panenştil insizyonumuzu yapıyoruz ve bunları bu şekilde bir takım aletlerle kapalı tutuyorduk. Fakat daha sonra şu anda rutin uygulamamız panenştil insizyonu üzerinde bir jel port koyup bunu hazır tutmak şeklinde. Bu bize hem karaciğerin özellikle donör vakalarında çok çabuk çıkarılmasına imkan veriyor. Hem ilk girişte ilk karnını görmeye imkan veriyor. Ve acil bir durumda da elimizle girip bu kanayan bir masif bir kanayan herhangi bir noktayı kontrol etmede de bası uygulamamıza imkan veriyor. Bu bize bir güvenlik aracı gibi geliyor. Çünkü bu tür vakaların malum korkulu rüyası. Şimdi daha önce de belirtildiği gibi bu vakalarda biz safra yollarını görüntülemede indosiyanin yeşili uygulamasından, fluoresan tekniğinden yararlanıyoruz. Hangi modda en iyi gösterirse o modu esas alıp ona göre transeksiyon alanını belirliyoruz. Aksi takdirde çok ciddi bir perokolanjiyografi yapılırsa ciddi bir kayba yol açıyor. Şimdi burada Gürkan Hoca'nın da belirttiği gibi önce biz şeylerimizi ayırıyoruz, bağlarımızı, ligamanlarımızı kesiyoruz. Bu vakada şey kullanmışız, hook kullanmışız ama giderek şu anda biz kesmede ve hemostazda genellikle ligaşurdan yararlanıyoruz. Onun künt yapısı bize güven veriyor yanlışlıkla bir organı yaralamamak açısından. Bu aşamada vena cava'yı hazırlamaya çalışıyoruz. Vena cava'nın üzerindeki kısa venleri bağlarken incelerini ligaşurla kesiyoruz. Dediğim gibi ligaşurun o künt ucu ve etrafındaki teflon alanı bize bir güvenlik veriyor. Daha sonra karaciğerin sağ yan yapışıklıklarını ayırıyoruz ve neticede karaciğer sağ lobunu sol tarafa yatırarak tam vena cava'yı görme imkanı elde ediyoruz. Bu işlem sırasında da karaciğeri sağa ve aşağı doğru çektiğimiz zaman bu işlem daha kolay oluyor. Görüldüğü gibi
Burada büyük ölçüde diseksiyonu ligaşurla yapıyoruz ve hemen her vakada bunu kullanıyoruz. Büyük venlerde hemoklipi tercih ediyoruz. 360 derece döndüğümüz bir hepatik, kısa hepatik veni bu şekilde klipliyoruz ve arasını kesiyoruz. Ve bu vakada vena cava'ya yönüne bir şey koymuşuz ama şu anda yaptığımız vakalarda iki adet koyuyoruz kanama korkusu nedeniyle. Daha sonra belirlediğimiz sağ hepatik veni dönmeye çalışıyoruz. Bu işlem gerçekten vena cava'nın transeksiyonu, bu ameliyatın bize göre en riskli, en stresli bölümü. Burada olabilecek bir kanama, her ne kadar Fatih hocamız sakin olmamızı söylediyse de nasıl sakin olunabilir ben bilemiyorum. Yani onun için mümkün olduğu kadar dikkatli bir şekilde kanamaya yol açmadan ilerlemek istiyoruz. Burada bütün elemanları görerek, disseke ederek, tabii bu biraz %40 oranında hızlandırılmış, zamana uymak için hızlandırılmış bir video. Bu alanları belirleyip 360 derece dönüp içinde vasküler eleman olmadığını düşündüğümüz şeyleri bu şekilde ligaşurla keserek ilerliyoruz. Bizde maalesef gold finger yok. Buraları ilerliyoruz. Daha sonra hepatik veni belirledikten ve arkasındaki tüneli açtıktan sonra önce bir bant koyuyoruz. Ve bütün bu işlemler sırasında her vakada aynı aletleri ve aynı klipleri, aynı bantları kullanıyoruz. Yani hiçbir vakada böyle tesadüfen bir alet değişikliği yapmıyoruz. Daha sonra hazır aç buraya ulaşmışken hanging manevrası için bir Penrose tüpü de buraya yerleştirip hazır ediyoruz. Daha sonra hilusa geçiyoruz. Önce safra kesesi diseksiyon yapıp onu ayırıyoruz. Daha sonra hilusa geçiyoruz. Hilusta Indocyanine Green ile görüntülüyoruz, fluoresan tekniğiyle. Her moda bakıyoruz. En iyi mod hangisi ise onu esas alıp ilerliyoruz. Mesela burada bu görüntü en iyi göstermişti ve sağ kanalın nasıl olduğunu, nerede başlayıp nerede solun başladığını görüyoruz. Daha sonra sırasıyla arter, porta ve bunlar disek edildikten sonra hepsini ince bantlara alıyoruz. Burada da dediğim gibi tamamen bu bantların boyu, rengi standart. Aynı şekilde arteri de kırmızı bir bantla şey yapıyoruz. Tabii donör vakalarında bu işlemler sırasında özellikle arteri fazla hırpalamamaya, herhangi bir tromboz vesaire yol açmamaya çalışıyoruz. Daha sonra önceden geçirdiğimiz Penrose'u buraya da geçirip ve bu hanging manevrasının askı bölümünü tamamlıyoruz. Biz damarları kapatmak için laparoskopik bulldog kullanıyoruz. Tabii portal veni için daha büyükçe bir şey. Fakat arter için çok kibar bir bulldog yerleştiriyoruz. Ve demarkasyon alanını belirliyoruz. Bütün bu işler yapıldığı zaman özellikle sağ solda yapmıyoruz ama sağ vakada biraz dinlenme için bütün ekibe bir 10-15 dakika bir ara veriyoruz. Bu da bundan sonraki aşamanın güvenliği açısından, dikkatli açısından iyi olduğunu düşünüyoruz. Bu alanı yüksek koterle belirliyoruz. Daha sonra Penrose'umuzu görüyoruz. Tam nereye gideceğimizi gördükten sonra ufak bir şeyden kesiden girip bu Penrose'u açıyoruz. Transeksiyonda tabii ki biz vasküler oklüzyon kullanmıyoruz ve küza genellikle bir elimizde küza oluyor, bir elimizde ligaşur oluyor. Bu
bu şekilde ilerliyoruz. Küçük damarları ligaşurla bağlıyoruz. Büyükleri veya herhangi bir şekilde safra kanalı izlenimi veriyorsa bunu klipliyoruz. Daha sonra safra hilyosa tam son aşamaya geldiğimizde burada görerek yine floresan tekniğiyle tam nereye gideceğimizi belirliyoruz ve emniyetli bir şekilde kesiyoruz. Gördüğünüz gibi burada önümüzde bir tek artık safra yolu var ve buradan bunu kesiyoruz. Bu alandaki bütün kesimleri genellikle düz makasla yapıyoruz. Herhangi bir şekilde mühürleyici alet kullanmıyoruz. Küçük bir kanal vesaire gözden kaçmasın diye. Daha sonra işte diseksiyon devam ediyoruz ve en son aşamaya gelip sadece parankim kaldığını gördüğümüz alanı kesip transeksiyonu tamamlıyoruz. Daha sonra endobag'i daha önceden koruduğumuz jel porttan kolayca içeriye yerleştiriyoruz. Ve önce işte arteri kesiyoruz. Daha sonra portal veni hazırlayıp portal veni kesiyoruz. Burada stapler kullanmışız ama şu anda daha ekonomik ve daha az yer kaybettirmesi için çift hemoklip, büyük hemoklip kullanarak kesiyoruz. Daha sonra da hepatik venlere yöneliyoruz ve burada istediğimiz açıyı vererek stapler'la hepatik veni güvenli bir şekilde kesiyoruz. Bunun tabii iyi kesmesi için bizim görüşümüze göre önünde, çevresinde hiç parankim olmamalı ve doğru yerleşmeli, basınç uygulanmamalı. Daha sonra önceden koyduğumuz torba içine karaciğeri yerleştirip işlemi karaciğeri dışarı alıp eğer bunu bir donör şeysi için yaptıysak hemen backtable'daki ekibe veriyoruz. Daha sonra işte safra yolunu genellikle sütür bazen stapler'da anatomi uygunsa kapatıyoruz. Ve soldan emin oluyoruz. Daha sonra sol lobu fikse ediyoruz. Herhangi bir şekilde istemediğimiz bir mobilizasyon olmaması için. Ve diren koyup kapatıyoruz. Tabii bu yorucu bir ameliyat. Laparoskopik karaciğer cerrahisi yorucu. Özellikle ilk vakalar hakikaten çok büyük ölçüde stresli bir işlem oluyor. Fakat dikkatimizi çeken şey vaka sayısı arttıkça daha güvenli ameliyatlar yapılması, ameliyat süresinin kısalması, ekip üzerindeki stresin azalması ve daha iyi sonuçların alınması şeklinde. Bu vakada gördüğünüz atlas bebek bizim ilk yaptığımız sol lateral seksiyonektomi, donör hepatektomisi. Annesi bir hemşireydi, kendisine anlatmıştık. İlk vakamız olacaksın, kabul ediyor musun dedik. O da belki tıp mensup olma sebebiyle kabul etti. Ve ameliyat sonrası, birinci günde bir bebeğini eline alması böyle bir vakada tabii çok önemli bir aşama oluyor ve bizleri de çok sevindiren ve her türlü yorgunluğa değen bir sonuç oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sayın Hocam, bu etkileyici sunum için çok çok teşekkür ederim. Dediğim gibi
Her zaman yüzüne karşı söylüyorum, iş disiplininize hayranım. Acar Hocam bir katkınız olur mu? Hocam herhalde Gürkan Hoca el kaldırıyor ama. Ben bir şey sorabilir miyim hocama? Hocam tabii ki. Güzel konuşmanız için teşekkür ederim. Interoperatif kolonjiografi yerine ICG kullanıyorsunuz. Bunu daha önceden konuşmuştuk sizinle. Çok etkileyici buluyorum ben bunu. Acaba ICG'nin verilme saati ve dozajı hakkında bir küçük bilgi alabilir miyim? Şimdi şöyle, biz uzun bir süredir laparoskopik kolestektomi de dahil olmak üzere bazı karaciğer tümörlerinde bu tekniği kullanıyoruz. Özellikle single port, daha doğrusu single incision laparoskopik kolestektomi yaptığımız vakalarda rutin indosiyanin yeşili kullanıyoruz. 1.2 mililitre solüsyon alıp bunu 10 mililitre ile sulandırıp ameliyattan 2 saat evvel veriyoruz. Karaciğer tümörlü vakalarda ise 12 saat evvelden veriyoruz. Tabii bu tür vakalarda biz muhakkak pre-op dönemde MR kolanjiyografisini inceliyoruz. Daha sonra çok riskli vaka ise, yani çok sayıda kısa kanal varsa vesaire, zaten bunu laparoskopi grubuna almamayı tercih ediyoruz. Şimdi ameliyat, ama bunun dışında pre-op dönemde MR kolanjiyosunu gördükten sonra ve ameliyatta da bu teknikle safra yollarını belirledikten sonra genellikle bu bize yeterince güven veriyor. Buna rağmen bazen mesela anterior posterior kanal çok birbirine yakın olarak ana kanala birleşiyor. Böyle bir durumda hani tek kanal çıkarma arzusuyla perop kolanjiyografi de yapıyoruz. Ancak perop kolanjiyografi yaptığımız zaman yani ameliyata en az 40 dakika daha ilave oluyor. Bu da tabii ameliyat süresi uzadıkça da ekipte genellikle bir yorgunluk çıkarıyor. Yorgunluk arttıkça da açıkçası insanların dikkati dağılıyor. O bakımdan eğer bu bize dediğim tedbirleri aldıktan sonra yeterince güven verirse illa intraoperatif kolanjiyografi gerek açık vakalarda gerek donör laparoskopik vakalarda yapmıyoruz. Teşekkür ederim hocam. Hocam çok teşekkür ederim bu değerli sunumunuz için. Müsaade ederseniz bir sonraki paneliste geçmek istiyorum. Son konuşmamız için Ankara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Acar Tüzüner'i zor segment hepatektomilerle ilgili konuşmasını dinlemek üzere bağlanıyoruz. Buyurun. Paylaşımım geldi mi hocalarım? Görebiliyor musunuz ekranı? Evet. Görüyoruz. Evet. Ben de teşekkür ediyorum. Bütün bu iyi konuşmalardan sonra ben de kısaca zor segment hepatektomilerden laparoskopik bahsetmeye çalışacağım. Tabii önce zor segment hepatektomi ne demek? Bunu tanımlamak lazım. Genel olarak segment 7-8, bazen de 4A, yani posterior superior segmentler zor hepatektomi olarak laparoskopide kabul ediliyor. Gürkan Hoca da daha önce bahsetti. 2008'deki Louisville'de yapılan toplantıdan çıkan kılavuzda esasında posterior superior segmentler için laparoskopi kontraindike olarak kabul edilmişti. 2014'te Morioka'daki toplantıda ise majör hepatektomi kadar teknik olarak komplike kabul edilmekle beraber yapılabilitesi kılavuzlara girdi. 2017'de ise Southampton kılavuzunda diğer segmentlerle eşdeğer morbidite ve mortalitede yapılabildiği kılavuzda yazıldı. Yani bunun sonunda posterior superior segmentlerde laparoskopik hepatektomi bir parçası haline geldi. İlginç olan posterior superior segmentler, yani segment 7-8 özellikle laparoskopiden en fazla fayda sağlayan hasta grubunu oluşturuyor. Çünkü
Genellikle açık cerrahide bu segmentlere ulaşabilmek için biz çok küçük bir rezeksiyon yapsak da zaman zaman makuçi kesisi gibi çok büyük kesiler yapmak zorunda kalıyoruz. Halbuki laparoskopide bu kesinin küçülmesi olayın en büyük avantajı oluyor. Bu yine 2014'te 3 ayrı Japon merkezinin bir araya gelerek laparoskopik hepatektomi öncesi yapılacak işin zorluğunu değerlendiren bir skorlama sistemi. Bunu çoğunuz görmüşsünüzdür. Burada işte tümörün büyüklüğünden ana damarlara yakınlığına kadar pek çok skoru arttıran şey var. 1 en kolay, 10 en zor olarak tanımlanıyor. Orta, ara ve yüksek olarak da indekslenmiş durumda. Dikkat ederseniz segment 7 ve 8 en teknik olarak yüksek puanı alan segmentler ve en fazla skoru yükselten puanlar bu segmentlerde yapılan ameliyatlardan geliyor. Bu skorlama sistemin 2014'te yapılan validasyon çalışması ise Sloan Kettering ve Singapur grubu beraber yaptığı bir çalışma bu. Gerçekten segment 7 ve 8'de yapılan posterior superior segment ameliyatlarında kanama ve ameliyat zamanının uzadığı gösterilmiş durumda. Ama eşdeğer mortaliteyle yapılabildiği söyleniyor. Şimdi posterior superior segmentlerde yapılan ameliyatlarda iki tane ana teknik var. Biri non-anatomik, öbürü de anatomik teknik. Anatomik teknik segment 8 ya da 7'yi besleyen portal pedikülün bağlanıp burada bir demarkasyon yaratılıp daha sonra da buna uygun şekilde o segmentin çıkartılması anatomik rezeksiyon prensibine dayanıyor. İki yöntem var. Biri hilar yaklaşım, yani segment 8'de portal fissürü takip ederek segment 7'de ise Ruvier sulkusunu takip ederek ikinci, daha sonra da üçüncü derece safra portal pedikül dallarını bulup bunları kapatma yöntemine dayanıyor. Hilal yaklaşımda ise böyle, intraparenkimal yaklaşımda ise sağ hepatik venin ve middle hepatik venin kökünden başlayarak anatomi diseksiyona başlanıyor ve bu sırada pedikülü intraparenkimal olarak bulup klempleme yoluyla anatomik rezeksiyon yapılma prensibi takip ediliyor. Daha sık kullanılan yöntem ise non-anatomik yöntem. Bu da nispeten küçük lezyonlar için daha uygun. Özellikle Abu Hilal grubunun tanımladığı elmas tekniği ya da diamond tekniği denen bir teknik oldukça popülerlik kazanmış durumda. Bugün biz de bu tekniği uygulamaya çalışıyoruz. Kısaca bundan bahsedeceğim ben size. Bu ne demek? Şimdi karaciğer rezeksiyonu yaparken klasik olarak biz bir kitle gördüğümüz zaman cerrahın doğal içgüdüsü o kitlenin etrafında dairesel bir parenkim diseksiyon hattı çizmek yönünde oluyor. Fakat bu özellikle laparoskopide yuvarlak şekilde diseksiyon hattını oluşturduğunuz zaman non-anatomik rezeksiyonda sonuçta cerrahi sınırı kaybetme ve kitleye çok yaklaşma riski taşıyorsunuz. Bunun yerine tanımlaman yöntemde etrafına dikdörtgenler prizması, yani bir alt kısmı daha küçük olacak şekilde bir elmas şeklinde kitleyi de içinde alacak şekilde bir anatomik şekilde kitleyi çıkarmak. Yani önce kitlenin etrafında kare şeklinde bir rezeksiyon hattı belirliyorsunuz. Ve bunu planları yavaş yavaş takip etmeye başlıyorsunuz dört duvarı. Aşağı doğru da ister istemez zaten planlar birbirine yaklaşıyor. Onun için de bu teknikte mutlaka en azından 2-3 santim ultrason eşliğinde konfirme ettikten sonra kitlenin en geniş çapından uzak yapmak gerekiyor. Bu diamond tekniğinde temel prensipler var. Mutlaka düz hatlarda, düz anatomik planlar, düz transeksiyon planlarda ilerlenmesi öneriliyor. Trokan yerleşimleri buna uygun olması gerekiyor. Aletleriniz mutlaka bu keseceğiniz yüzlere, bu elmasın paralel şekilde çalışması gerekiyor. 2 santim, en azından 1-2 santim ultrasonla mutlaka konfirme edip yeterli cerrahi sınırı bırakmanız öneriliyor. Hastanın pozisyonu ve karaciğerin tam mobilizasyonu özellikle segment 7 ve 8'de elzem. Yine bu segmentlerde hepatik venlere çok yakın olduğunuz için mutlaka kuza ve bununla ince diseksiyon öneriliyor.
Dört plana kolay ulaşım için kitlenin üstüne sütürler konulup manipülasyonunun yapılması gerekiyor ve kuru ameliyat sahası değişik manevralarla önemli bir ayrıntı. Şimdi bu ILS'in yani International Liver Laparoscopic Liver Society'nin geçenlerde Twitter'da yaptığı bir anket. Görüyorsunuz çok geniş katılım var. Sadece 44 kişi katılmış. Bunlardan biri de benim. Bu posterior superior segmentlerde en çok kullandığınız pozisyon ne diye sormuşlar. Sol lateral dekübit en fazla çıkmış. Bizim de kullandığımız yöntem bu. Esasında bunun şeyi yeni semi-prone yani neredeyse aslında yüzüstü yatırdıkları yatıran ekipler çıktı. Bu da bir yaklaşım şekli ama bizim klasik yöntemimiz Fatih de gösterdi. Eğer segment 7-8'de ise posterior superior segmentlerde hastayı sol lateral dekübite yatırıp bu şekilde yaklaşmak. Böylece yer çekimi etkisi kullanarak karaciğerin devrilmesini sağlıyoruz. Burada masanızın da iyi tilt yapması, ters trendelenburg ve trendelenburgu da iyi bir şekilde sağlaması önemli. Masanın kalitesi gerçekten önemli. Port yerleşimi özellikle bu diamond tekniğinde mutlaka bu yapacağınız kareye baştan aletlerinizin paralel şekilde planlara gidip gelmesi gerekiyor. Onun için de en uygun yöntem portlarınızı ters L şeklinde yerleştirmeniz. Böylece ön aksiller çizgiden ve daha orta hattan yerleştirdiğiniz yani şu mavi ve yeşil portlarınız medial ve lateral cerrahi sınırları diseke ederken ksifoid ve daha aşağıdan yerleştirdiğiniz sarı ve pembe portlardan giren aletler ise diğer ekip cerrahi planı diseke ediyor. Mutlaka aletlerin düz bir şekilde çalışması bu teknikte önemli. Yine segment 7 ve 8 ulaşılması zor segmentler özellikle laparoskopide. Çünkü laparoskopide biliyorsunuz aşağıdan bakıyoruz hastaya karında. Onun için de karaciğerin full mobilizasyonu gerekiyor. Koroner ligaman ve sağ triangülerin ve falciformun kesilerek. Özellikle falciform ligamanın, round ligamanın kaudale ve sol tarafa traksiyonuyla segment 7'yi öne getirmek mümkün. Yine segment 8'de bu sefer aşağı doğru çekerek round ligamanı bu sefer segment 8'i aşağı getirmek mümkün. Onun için de mobilizasyon bu segmentlerindeki en önemli işlerden biri. Bu kolorektal kanser metastazı, segment 7'de metastaz olan bir hastamız, senkron metastaz. Önce karaciğer rezeksiyonu, sonra da abdominoperineal rezeksiyonla laparoskopik yapılan bir hasta. Daha önce de gösterildi. En sevdiğiniz alet neyse onunla diseke edebilirsiniz. Biz hook ve ultrasizyonu seviyoruz. Daha kalın yerlerde ultrasizyon, biraz daha koroner ligamanın inceldiği venlere yaklaştığı yerlerde hook kullanmayı tercih ediyoruz. Triangular ligamanın kesilmesi. Bu arada hasta yan yatıyor. Ona rağmen gördüğünüz gibi uygun hastalarda yavaş yavaş siz mobilize ettikçe karaciğeri yer çekimi etkisiyle de karaciğer sola ve kaudale doğru dönüyor. Bu arada bir portta da karaciğeri aşağı doğru da çektiğiniz zaman çok iyi exposure'ı sağlayabiliyorsunuz. Yukarıya doğru yaklaştıkça buradaki risk hepatik venleri, sağ hepatik veni yaralama ihtimali çok artıyor. Şurada aşağıdan vena kaba gözükecek birazdan. Onun için de özellikle yukarıya doğru yaklaştıkça biraz dikkatli olmakta fayda var. Buradaki önemli landmarklardan biri de diyafragmatik venler. Bakın burada diyafragmatik ven arkada gözüktü. Çünkü bunu gördüğünüz zaman bilin ki sağ hepatik vene doğru gidiyorsunuz. Buralarda biraz sakin olmak, dikkatli gitmek gerekiyor. Şimdi fark ettiyseniz en baştaki exposure'da kitle hiç gözükmüyordu. Bakın birazdan gördüğünüz gibi mobilize ettikten sonra kitle çok net bir şekilde önümüze geldi. İyi mobilizasyonla segment 7 ve 8 kitleleri önümüze geliyor. Tabii segment 7 ve 8'de çalışırken mutlaka kansız ortam sağlamak gerekiyor. Anestezi ile iyi konuşmanız gerekiyor. Düşük CP olmazsa olmaz. Biz 4 mm civarında tutturuyoruz. İyi aspirasyon gerekiyor. Mutlaka özellikle bizim asistanımızın birinin elinde, birinci cerrah yani yardım eden birinci asistanın elinde mutlaka aspiratör oluyor.
Mutlaka Kuza kullanıyoruz. Bipolar, harmonik ve zaman zaman da Aquamantis kullanıyoruz. Pringle'ı çok bonkör kullanıyoruz. Açık cerrahide çok Pringle tercih etmezken özellikle bu segment 7-8'de rutin olarak parenkimin ilk birkaç santim seksiyonundan sonra standart Pringle'a geçiyoruz. Cerrahide hemostatik ajanlarda Flosil vesaire gibi ajanlarda oldukça sık kullandığımız ajanlar. Bu şimdi başka bir hasta örnek. Bu da kolorektal kanser metastazı. Bakın bir daha şuradan durdurabilirsem beceremedim. Bu hasta şurada segment sağ hepatik venin hemen dibinde segment 7 dalı verdiği yerde kitlesi var gördüğünüz gibi. Bu kitle sağ hepatik vene dayanıyor ve segment 7 dalına dayanıyor. Segment 7 direneyle. Şimdi burada hani biz planlama yaparken 3 tane seçenek vardı. Bir hani sağ hepatik veni çıkarıp sağ hepatektomi yapabilirdik. İki hepatik veni rezeke edip araya bir grafs koyup açık cerrahi ile segment 7 rezeksiyonu yapabilirdik. Üçüncüsü de Torzilli'nin popülerize ettiği R1 vasküler rezeksiyon yani tümörü damar üstünden sıyrılma yöntemini yapabilirdik. Sonuçta da laparoskopik R1 vasküler yapmayı tercih ettik. Bu da buna örnek. Yine klasik ameliyat falciformun serbestlenmesiyle karaciğer mobilizasyonuyla başlıyor. Bu hastada dorsal yaklaşımla segment 7 pedikülünü intraparenkimal rezeke bağlayıp anatomik rezeksiyon yapmayı da düşündük ama sonra vazgeçtik. Onun için epey bir posterior hepatik venleri de diseke ettik burada. Daha sonra kitle gördüğünüz gibi dışarıdan gözükmüyor. Ultrason eşliğinde kitleyi yerini konfirme ettik, işaretledik önce. Bu para diseksiyon hattı değil ama kitleyi kabaca görmek için, nerede olduğunu anlamak için koyduğumuz bir işaret. Daha sonra hepatik venleri, sağ hepatik venin üstünü diseke ediyoruz. Burada hook'la yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bakın yukarıda diyaframik venler şey yapıyor. Burada Fatih Can'ın başına gelen şey, hani çok bizim de başımıza geldi. Hepatik vende bir delik, hop onu dikmek zorunda kaldık. Hakikaten buralarda hani biraz sakin olup nasıl çok olamıyorsunuz ama yine de buraları dikmeniz gerekebiliyor zaman zaman. Sonra ultrason eşliğinde cerrahi sınırlarımızı işaretledik. Pringle aşaması. Pringle'ı biz ekstra korporeal yapıyoruz. Bir 5 milimetrelik port deliğinden geçirdiğimiz bir 32 French'lik bir göğüs tüpünün içinden bir naylon teybi geçirerek Pringle'ı açıp kapatabiliyoruz. Bu çok pratik bir yöntem. İstediğimiz zaman açıp istediğimiz zaman kapatıyoruz. Hep Pringle'da gittiğimiz için ilk birkaç santim parenkiminden sonra genelde 2-3 Pringle bazen 4 Pringle gerekiyor böyle bir kitle için. Onun için yani intrakorporeal'den çok ekstrakorporeal bize çok pratik geliyor. Pringle'ı açtığımız o genelde 5-15 ya da bazen 5-20 yapıyoruz. 20 kapalı 20 dakika, 5 dakika perfüzyon. O 5 dakikalarda da genelde ultrasonu tekrarlayarak yolumuzu çiziyoruz. Şimdi buradaki plan en medial sınırdan aşağı inip, hasta yan yatıyor bu arada onu unutmayalım. Sağ hepatik veni bulup üstüne düşüp oradan tümörü R1 vasküler şeklinde sıyırıp ondan sonra da diğer parenkim sınırlarını keserek kitleyi çıkarmak. Şimdi yavaş yavaş ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi oldukça Pringle sayesinde kansız bir ortam oluyor. Şimdi birazdan segment 7 pedikülünü de parenkim içinde bulduktan sonra tekrar ultrason, bu sırada Pringle açıyoruz. Ultrason, derininizi mutlaka devamlı ultrasonla kontrol etmeniz lazım. Sağ hepatik venin lokalizasyonu, diğer majör vasküler yapıları görmekte fayda var. Ultrasonun için çok hani bu segmental rezeksiyonlarda ya da anatomik rezeksiyonlarda önemli. Bu yukarıda gördüğünüz ven segment 8'e direneden venlerden biri. Direkt olarak sağ hepatik vene dökülüyor. Şimdi onu takip ederek yavaş yavaş aşağı doğru gittikçe sağ hepatik ven ortaya çıkacak.
Bu gördüğünüz şimdi birazdan bunu tekrar ultrason ve gördüğünüz gibi tümör var ve sağ hepatik venin üstüne düşmüş durumdayız. Tümör yavaş yavaş kuzla yardımıyla tümör üstünden ağır bir vasküler olacak şekilde venin üstünden sıyırıyoruz. Bu seksiyonda hani kuza olmazsa olmaz. Hepatik venin üstünde küçük delikler var, onları fark ediyorsunuz. Bazı otörler bunları bipolarla yaktıklarını söylüyorlar. Genelde bunun çok küçük deliklerin üstüne bir sörgüsel attığınız zaman bunlar duruyorlar. Hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Evet, sağ bir sörgüsel atmışız. Bütün genelde kanama kontrolü oluyor. Daha sonra diğer cerrahi sınırları çıkarıp tümörü tamamen hepatik venden kurtarıp en son segment 7 venini de klipleyip bu segment 7 veni tomografide gözüken düz eksiyonu sonlandırıyoruz. Hepatik ven, sağ hepatik ven kavaya dökülüyor. Sonra hemostatik ajanlarla ameliyatı sonlandırıyoruz. Bu son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Bu anatomik olarak segment rezeksiyonunda, segment 7 rezeksiyonunda kullanılan dorsal yaklaşım olarak isimlendirilen bir yöntem. Bu yöntemde karaciğeri mobilize ettikten sonra arkadan ultrason eşliğinde segment 7 pedikülünü görüp intraparenkimal kuza ile üstüne gidip bunu bulup onu klempledikten sonra segment 7'yi demarke edip rezeke ettiğiniz bir yöntem. Bunda kavanın üstünden karaciğeri mobilize etmeniz gerekiyor. Şuradan geçelim zaman açısından. Sonra ultrason eşliğinde, hemen arkada zaten çok yakın dorsalde segment 7 pedikülü. Bunu tespit edip daha sonra parenkimi bunun üstünden açıp bu pediküle ulaşıp sonra bu pedikülü bulldog yardımıyla kapatıp demarkasyonu görüp sonra segment 7'yi rezeki edilen bir teknik bu. Teknik çok hani bana lojistik olarak çok iyi bir teknik gibi geliyor. Şu ana kadar hiç yapmadık ama yani bir uygun hasta yakalarsak bunu da yapmayı ben açıkça istiyorum. Bunu da paylaşmak istedim. Hani belki yapan vardır diğer katılımcılardan. Son olarak deniyor ki özellikle bu zor segmentlerde ya da majör hepatektomiler için 50 hepatektomi üstünde cerrahın öğrenme eğrisinin tamamlaması gerektiği söyleniyor ama esasında sadece öğrenen cerrah değil. Hemşirelerin öğrenmesi gerekiyor, ameliyathane teknisyenlerinin öğrenmesi gerekiyor, size yardım eden fellow'unuzun öğrenmesi gerekiyor. Yani bu laparoskopik hepatektomi ayrı bir kültür ve ameliyathanenin en ufak biriminin bile buna adapte olması gerekiyor. Onun için de gerçekten çok zaman alan bir süreç. Ben onun için burada da bize yardım eden ameliyathanedeki tüm hemşirelerimize, tüm personelimize, tüm teknisyenlerimize ve asistan ve uzmanlarımıza teşekkür ediyorum. Sabrınız için teşekkürler. Sayın Hocam, çok çok teşekkür ederiz bu aydınlatıcı sunumunuz için. Dediğim gibi laparoskopik cerrahi konusunda herhangi bir sınır yok. Sınır sadece insanın kendisi gördüğümüz kadarıyla. Dediğim gibi uygun bir hazırlıkla ve uygun koşullarda yapılamayacak hiçbir ameliyat yok neredeyse.
tüm konuşmalarla ilgili panelistler içerisinde yorum yapmak isteyen Gürkan Hoca var herhalde. Buyurun hocam. Bir şey var, soru var. Onu okumaya çalışıyorum şu anda. Gürkan Hocam buyurun. Şöyle ben bir şey, şimdi biraz önceki konuşmalarda da Fatih Hoca'nın konuşmasında da Acar Hoca'nın konuşmasında da bu geçti. Vasküler yaralanmaların tamir edebilmek için ciddi bir laparoskopik karaciğer cerrahisi ya da laparoskopik tecrübesine ihtiyaç var. Dolayısıyla bu anlamda kimseyi cesaretlendirmememiz lazım. Acar Hoca, Fatih Hoca bilmiyorum, belki takip ediyorlardır. Ebu Hilal'in şeyde sosyal medyada paylaştığı bir vena cava tamiri vardı. Hani içerisine böyle şey koydu. Yani o tabii çok iyi bir cerrahi gerektiriyor ve bunun için çok biraz önce söylediğiniz öğrenme eğrisinin bayağı bir kısmının tamamlanmış olmasını gerektiriyor. Erken dönemde benim kişisel kanaatim ve bizi izleyen arkadaşlarımıza tavsiyem, eğer tecrübeniz belli vakanın üzerine geçmediyse herhangi bir vasküler yaralanmayı tamir etmeye çalışmayın laparoskopik olarak. Çünkü bu ciddi sonuçlar doğuracaktır. Hani açığa geçilebilir mi? Evet, geçilebilir. Ben sunumda gösterdim. Bir hata yapmıştık o vakada ve onu hastayı riske atmadan kapatabildik. Bu bir. İkincisi de ben hocalarıma danışmak, sormak istiyorum. Karbondioksit embolisi ya da ya hava embolisi değil, karbondioksit embolisi için ne düşünürler? Ve argon koter kullanımı hakkında ne düşünürler? Teşekkür ederim. Ben söz alabilir miyim? Tabii ki hocam, buyurun. Şimdi bir iki noktayı belirtiyorum. Gürkan Bey'in sorusunu şey yaptım ama ona cevap vermek için değil de birkaç konuda fikrimi belirtmek istiyorum. Şimdi bütün konuşmacıların belirttiği belli bir öğrenme eğrisi ve deneyimden bahsediliyor. Burada ben bir örnekle bu işin ciddiyetini belirtmek istiyorum. Şimdi Kwon Cleveland Clinic'te 2019 yılında bir donör hepatektomi programını başlattı ve o programa başlamadan evvel kendi verilerine göre daha önce grup olarak tecrübe kazandıkları 350 majör hepatektomi ve 2000 donör hepatektomi, açık donör hepatektomisi var. Yani bunlar çok ciddi rakamlar. Yani böyle birkaç video seyredip de hemen bu işe yeltenmek hakikaten çok katastrofik sonuçlar verebilir. Birinci belirtmek istediğim şey bu. İkinci belirtmek istediğim şey, şimdi karaciğer rezeksiyonu, laparoskopik rezeksiyonlar eğer arkası gelecekse, yani siz bir referans merkeziyseniz, o yolda gelişiyorsanız tabii ki geliştirilmeli. Çünkü her yapılan vaka bir sonraki vakanın güvenliğini artırıyor, deneyimi artırıyor. Ama sırf yapmış olmak için yapmak gerçekten çok riskli işlemler. Diğer taraftan yine bu toplantıların amacı birbirimize biraz deneyim aktarmak oluyor. Biz mesela vakalarımızda parenkim transeksiyonu sırasında genellikle hasta ters Trendelenburg pozisyonda olmasına rağmen CVP'nin eksi altılarda falan olmasını istiyoruz. Tabii bu şeye yol açabilir, emboliye yol açabilir ama buna karşılık kansız alanda görerek, damarları tutarak ilerlemek ciddi oranda bu tür manipülasyonlarla oluyor. Diğer taraftan konuşmamda da belirttim, bu beklenmedik kanamalar hakikaten bütün deneyimli yazarların belirttiği, burada da belirtildi, sakin bir şekilde yaklaşıp bunun üzerine gitmek tavsiye edilir. Ancak bu nasıl olur? Ben aklım ermiyor. Çünkü burada bir kanama olduğu zaman
bir kere birdenbire görüntü alan kanayan nokta alandan kayboluyor. Ondan sonra diğer taraftan siz herhangi bir şeyi Fatih Hocam'ın tuttuğu gibi tutmaya çalışırken bazen ben daha beter yırtılıyor. Dolayısıyla 2 milimlik bir delik tabiri caizse don lastiği gibi kaçıp çok daha büyük boyutlara erişebiliyor. Dolayısıyla bu hakikaten çok stresli bir olay. Benim yaşadığım bir olayda bir hidatik kis cerrahisinde sol hepatik beni fark edemedik. Yani o oluşturduğu yapışıklıklar vesaire nedeniyle kanamasına yol açtık. Yani hakikaten çok büyük bir stres. Neticede bir aletle üzerine bastık. O şekilde kanamayı durdurduk. Deneyimli bir hocamı hemen ameliyathaneye çağırdım. Ki o da oradaydı, Ali Emre Hoca'yı. O bir kesi yaptı ben onu tutarken. Ondan sonra o noktayı o şekilde tutabildik. Ve ameliyat sonrası 2 gün süreyle bütün kaslarım ağrıyordu. Yani nasıl bir stres yaşadığımızı anlamanız ve izleyenlerin de böyle bir şey yaşamalarını hiç arzu etmem ama nasıl bir stres olduğunu anlamaları için bunu özellikle belirtmek istedim. Teşekkür ederim. Hocam ben bir katkıda bulunabilir miyim? Yani sizin yaptığınız iş çok hakikaten yürek isteyen bir şey hocam. Donör cerrahisi, çünkü donör hastanede yatan en değerli insandır. Çünkü hasta değildir. Hani başına hiçbir iş gelmemesi gerekir. Onun için de hani herhangi bir tümör için yapılan hepatektomi ile canlı donör hepatektomisi, laparoskopik çok ayrı bir segmentti. Belki teknik olarak tamamen sağlıklı karaciğer ve anatomisi çok iyi bilinen karaciğer olduğu için teknik olarak avantajları olabilir ama donör olması nedeniyle hani stres faktörü çarpanı 10 bence. Yani hani bir HCC nedeniyle ya da kolorektal metastaz nedeniyle kavanın açılması ve onun tutup dikmekle hani genç 30 yaşında annesine ya da çocuğuna karaciğer veren bir kadın donörün hani majör yaralanması hani hakikaten çok farklı stres unsuru hocam. Yine hani size saygı duyuyoruz, tebrik ediyoruz hocam. Tamam, teşekkür ederiz. Yalnız ben şunu da belirtmek istiyorum. Bakın bu vakaları biz ilk başladığımızda açık itiraf etmek gerekirse 2-3 gün bütün kaslarım ağrıyordu. Yani 2-3 gün. Yani bu inanılmaz bir şey. Yani ne yaşıyorsak o sırada, tabii insan kendini şey yapıyor, büyük bir dikkat ve şey yapıyorsunuz. Fakat şu anda mesela hiç öyle değil. Yani bunu böyle olayı küçümsemek için söylemiyorum. Tabii çok önemli bir noktaya değindiniz. Yani bu sorumluluk gerektiren bir şey. Ama bu zamanla hakikaten daha güvenli metotlar bulunuyor. Bunun için de yani böyle sadece bir vakayı yapmış olmak için yapmamak lazım. Eğer bir merkez olarak laparoskopik karaciğer cerrahisinde ilerlenecekse bütün ekibin katkısıyla bu yolda ilerlemek lazım. Mesela bizim bir teknisyenimiz var. İnanın bütün kullandığımız aletleri gerek açık vakalarda gerek kapalı vakalarda milimetrik olarak hazırlıyor. O ameliyatta gördüğünüz basit bantlar mesela, onların boyu ne uzun ne kısa. Kısa olursa tutamıyorsunuz, uzun olursa öbür aletlere takılıyor. Zorluk oluşturuyor. O çocuk COVID geçirdi. Arkasından miyokardit gelişti. 2 vakada girmedi. İnanın bütün sistem şey oldu, bozuldu. Yani bu bir deneyim aktarımı olarak size şey yapıyorum. Tabii bizim bir şansımız da bizim hemen yanımızda böyle beklenmedik bir şey olursa, katastrofik bir olay olursa hemen yardımımıza koşacak deneyimli karaciğer cerrahlar var. Yani bu da tabii büyük bir insana güven veriyor. Çok teşekkür ederim hocam. 2 tane soru var. Birisi Aydır hocam, size ileteceğim. Gültekin Bey'in bir sorusu. Donör hepatektomi, özellikle laparoskopik donör hepatektomi'den sonra alıcı
ameliyatını gerçekleştirecek cerrahın rolü ve önemi diye bir sorusu var. Taşıması gereken özellikler nedir diye bir sorusu var. Bu konuda yorum yapmak ister misiniz? Şimdi, alıcı cerrahın rolü ve taşıması gereken özellikler. Şimdi alıcı cerrah, az önce ifade ettim, bir kere böyle bir kişinin varlığı ve desteği, pozitif desteği bu programın yürümesi için lazım. Çünkü çok eğer endişeli bir cerrah olursa yani bu tür şeylere destek olması zordur. Çünkü her yeni tekniğin uygulamasının getirdiği riskler vardır. Bu aşikar. Ondan sonra diğer taraftan yetenekli bir cerrah olması lazım. Yani biz zaman zaman mesela hepatik veni veya portal veni, özellikle stapler'la portal veni kestiğimiz zaman ekstradan bir 2-3 milim daha kısalıyor. Tabii bunları tolere edecek teknik becerilere sahip ve hoşgörülü bir cerrah lazım. Sonra bu şeyin yine bu ameliyatlar solda değil ama sol lateral rezeksiyonlar açıktan 1,5 misli uzun oluyor. Bazen çok da yakınlaşabiliyor ama sağ uzun bir süre alıyor. Tabii bu da alıcı karaciğer cerrahisinin de geç saatlere kalmasına yol açıyor. Bunlar konusunda tabii hoşgörülü olmaları gerekiyor yani. Çok teşekkür ederim hocam. Sanırım bir soru daha var. Rezeksiyon sırasında konulan klipler ultrasonda artefakt yaratabiliyor mu diye. Ender hocam bu konuda yorum yapabilir misiniz ya da yapmak ister misiniz? Ya rezeksiyon sorusu klipslerin artefakt yaratacağını düşünmüyorum açıkçası diğer görüntülemeler dışında. Ama ben bu vesileyle söz de almak istemiştim. Burada yine intraoperatif ultrasonun önemine değineceğim. Özellikle Gürkan Hoca'nın da göstermiş olduğu videoda da olduğu gibi. Yani parenkimin ultrasonla bakılarak hepatik venlerin, onları segmentleri drene eden kalın dalların trajelerini belki öncesinde tahmini olarak nerede olabileceğini görmek, parenkim içerisindeki yüzeyle ilerlerken önceden yerinin neresi olduğunun işaretlendiği ya da kafamıza kaydedildiği alanları yaklaşınca daha dikkatli olup ona göre yol kat etmek de bu vasküler yaralanmaların önüne geçecektir ya da en azından azaltacaktır diye düşünüyorum. O yüzden yani intraoperatif ultrasonun ve ultrason eğitiminin bence cerrahinin özellikle EPB cerrahisiyle ilgilenen birimlerdeki asistan ya da uzman eğitiminin bir parçası olması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Bilgilemek istedim. Buyurun lütfen Fatih Bey. Ben de bir iki şey müsaade ederseniz söylemek istiyorum. Tabii ki. Çünkü hani herhalde kapanışa yaklaştık. Evet hocam. Şöyle Aydın hocamın dediği gibi hani işte bir kanama meydana geliyor. Zaten karaciğer, laparoskopik karaciğer cerrahisinin temel şeyi onu zor diğer cerrahilerden farklı ve zor yapan şey bir kanama olduğunda kontrol etmenin zorluğundan kaynaklanıyor. Yani onu kolorektal cerrahi, mide cerrahisinden farklı kılan o. Sonuçta orada hakikaten bir katastrof noktasına ilerleyebilecek bir kanamayı kontrol altına alamama stresi hakikaten çok büyük bir stres. Çok büyük bir stres. Ben orada sakin olunmalı derken yani ben de çok sakin olabiliyorum anlamını da söylemedim. Tabii ki mutlaka heyecanlanıyoruz. Elimizin altından hasta kayıp gidebilir. Sadece şu, eğer biz sakin olmazsak ve mesela Aydın Hocam gibi etrafında 3-4 deneyimli karaciğer cerrahının bulunduğu bir merkezde bu cerrahi yapmıyorsak, açık cerrahide bize yardım edebilecek insanlar olsa bile o an, yani oradaki 15-20 saniye içerisinde ne yaptığınız sonucu belirliyor. Yani biz de sakin olmazsak o zaman bizim elimiz ayağımızda birbirine dolaşırsa belki
bir katastrofa ilerlemeden halledilebilecek bir kanama denetimi, laparoskopik veya açık, tamamen içinden çıkılmaz bir hale gelebilir. Yani bir arteriyel kanamada benim kamerama mesela şey fışkırmıştı böyle. Distal pankreatektomi yaparken pankreasın büyük bir arteriyel dalı stepleri açtığımız anda bir fışkırdı. Kamera tamamen kıpkırmızı oldu. Yani dolayısıyla bunlarla karşılaşma ihtimali karaciğer cerrahisinde de olduğu için yine de serin kanlı davranmak lazım. Ama şunu söylemek isterim. Kesip kesip gidip de cart diye bir damar açmaktansa iki kat, üç kat daha yavaş ilerleyerek hiç kanamadan devam etmek zaten laparoskopik kare az önce Aydın Hocam'ın videosunda mesela gördüğümüz gibi daha yavaş, daha sakin, özellikle yavaş olunması gereken yerlerde daha yavaş, iki kat yavaş olsun. Önemli değil. Yani oradaki diseksiyon 15 dakikada bitmesin, 45 dakika sürsün, 1 saat sürsün. Benek hava üzerinde sırf 1,5 saat çalışalım ama kanamasın. Hem hasta için hem bizim için çok daha güvenli olur. Bir cerrah bence nerede hızlanıp nerede yavaşlaması gerektiğini bilmeli. Ya parenkim transeksiyonu yapıyorsunuz, yeni başlamışsınız. Her şeyi kontrol etmek çok kolay. Burada küzayla çok daha hızlı gidebilir. Ama şimdi hepatik veni dönüyorsunuz ya da kısa hepatik ven dönüyorsunuz bir tane ama hakikaten çok kısa bir kısa hepatik ven. Kalın bir hepatik. Burada dolayısıyla burada hızlanma yavaşlama şeyini çok iyi ayarlamak gerekir diye düşünüyorum. Karbondioksit embolisiyle ilgili bir şey olmuştu. Bizim başımıza geldi. Ben asistans yaparken bir başka doktor arkadaşımız laparoskopik karaciğer cerrahisi yaparken ben de asistanstayken bir hasta da başımıza geldi. Harmonikle ilerlenirken parenkim transeksiyon sırasında sol hepatektomi sırasında biraz hızlı bir ilerleme nedeniyle parenkim içinde sol hepatik ven açıldı. Yani şey bitmek üzereyken, transeksiyon bitmek üzereyken çok belirgin büyük açıldı. Bir santime yakın, bir santim büyüklüğünde bir yer açıldı. O hastada hemen üzerine basarak açığa döndük. Ben üzerine bastım. Ameliyatı gerçekleştiren doktor arkadaşım da karnını açtı. Ama bu arada emboli oldu. Bayağı belirgin emboli oldu. Trendelenburg'a da getirdik ama geç kaldık. Bu hastada bir 15-20 gün şey oldu. Yani böyle kognitif fonksiyonları bozuldu hastanın. Nörolojik anlamda bir şeyler oldu. Sonra yavaş yavaş bir ay içerisinde düzeldi. Böyle bir şey yaşadık. Onun haricinde ufak tefek deliklerden olan embolilerin ciddi bir sorun yaratmayacağını düşünüyorum. Yani çok aşırı miktardaki kanamanın yerine ufak tefek o embolilerin tolere edilebilmesinin daha kolay olduğunu düşünüyorum hasta tarafından. Ben bu konudaki fikirlerimi ifade etmek istemiştim. Çok teşekkür ederim. Tüm panelistlere dediğim gibi bu konuda almamız gereken daha çok yol var. Dediğim gibi bu konuda özellikle bu konuyla uğraşan ekiplere ihtiyacımızın olduğu aşikar. Ben yavaş yavaş oturumumuzun sonuna geldiğimizi ifade etmek istiyorum. İki noktayı belirtmek istiyorum eğer vakit varsa yani şey olarak. Tabii ki hocam, tabii ki. Buyurun. Şimdi birincisi bu kanama durumunda evet, onu bir aletle tutup dikiş geçmek var. Tabii ideal çözüm olabiliyor. Ancak bence eksik olan bir şey var. Orada özel bir klibe ihtiyaç var. Biz bunu tarif ettik. Bir iki firma çalışacaklarını falan söylediler. Ama henüz elimizde yok. Yani burayı damarı, açılmış damarı böyle hemen tutacak. Ondan sonra ve sütür işte yok aleti sok, dikişi sok, onu pozisyonunu al, gör, onu yap. Bu zor işler. Yani hemen tutacak özel bir alete ihtiyaç var. Bu henüz yok. Onu dediğim gibi inşallah yapacaklarını, çalıştıklarını falan söylediler. Böyle bir şeye ihtiyaç var. Yani burada bir eksiklik var. Birinci söyleyeceğim şey bu. İkinci belirtmek istediğim şey de şimdi bu çeşitli şeylerde özellikle sol lateral rezeksiyonlarda stapler kullanımını biraz cömertçe kullanılması kolaylık açısından tarif ediliyor. Ancak gerek hiler alanda gerek hepatik alanda stapler kullanmadan evvel oradaki elemanların ortaya çıkarılması lazım. Yani sadece staplerla kesmek çok riskli olabilir. Çünkü stapler'ın iyi çalışması için
belli bir kalınlığı tutması lazım. Ve o kalınlıkta belli bir dönem tutulması lazım. O dokulardaki sıvının çekilmesi için. Biz örneğin hepatik venlerde gerek sağda gerek solda kullanırken tüm parenkimin üzerinden temizliyoruz. Sonra en uygun açıda koyuyoruz stepleri ve bir müddet bekliyoruz. Ondan sonra çalıştırıyoruz ve o kliplerin atıldığını görüyoruz. Eğer bunları yapmadan yani üzerine parenkim varken herhangi bir şekilde bunu kullanırsak bu ven içinden sıyrılabilir. O zaman da çok ciddi kanamalar olabilir. Yani müdahale etmek falan çok zor olabilir. Onu belirtmek istedim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim hocam. Acar hocam lütfen hem günün özetini hem de kapanış için konuşmalarınız için size rica edebilir miyim? Hocam herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah tatminkar bir oturum olmuştur. Tüm katılımcılara da sabırlarından dolayı ben özellikle teşekkür ediyorum. Herkese kongremize bekliyoruz. Yoksa Gürkan Hoca bana kızacak. Teşekkürler, sağ olun. Çok teşekkür ederim. İlgin Bey, burada mısınız? Dernek başkanımız olarak. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz tüm panelistlere, katılımları için. Tekrar görüşmek üzere, yüzle görüşmek üzere dileğimle. Görüşmek üzere, saygılar, sevgiler. Pekala.